Evet değerli izleyenler, ikinci haftamız değil mi şefim? Efendim, sezonumuzun ikinci haftasında hepinize sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı, Kanal Fırat ekranlarından, Milad'ın mutfağından elbette. Bugün çok değerli konuklarım var, benim için de çok değerli. Kavgayla girdik, tartışmayla girdik az önce yayına girerken. Antep mutfağı mı, Elazığ mutfağı mı? Bugün birazdan tanıtacağım efendim. Yarı Elazığ, yarı Antepli olan bir konuğumuz var. Ezgi Melda Yılmaz. Aslında kendisi bir çevre mühendisi ama tiyatroya da gönül vermiş. Nerede vermiş gönlünü? Almila Atölyesi değil mi? Tiyatro Atölyesi ve çok değerli yönetmeni Mahmut Yıldırım. Artık tanımayan yoktur zannediyorum. Hem bizim programımızdan hem tiyatro camiasından hem tiyatro severler tarafından çok yakinen bilinen bir yönetmen. Benim de gurur duyduğum, değerli bir öğrencim, değerli sevdiğim bir tiyatrocu, sanatçı kardeşim. Mahmut Yıldırım ve Ezgi Melda Yılmaz. Evet. Oyuncu efendim. Nerede oyuncu? Dediğim gibi Almila Tiyatro Atölyesi'nde. Aynı zamanda şehre ve şehircilikte. Harita mühendisi. Harita. Ben çevre mühendisi. Önemli değil, önemli değil. Harita mühendisi. Evet, çok özür dilerim. Evet, sohbetimiz gerçekleşecek efendim. Dolaştık az önce. Babamla aman tartışmayın. Antepli dedi Melda. Ezgi mi kullanıyorsun Melda'yı? İkisini de kullanıyormuş. Birazdan onu konuşacağız efendim. Antep mutfağı. Urfa'ya mı ait acaba dedik patlıcan kebabı? Yoksa Antep'e mi? Urfalıları ve Antepler ekran başına tartışmaya davet ediyoruz. Anket ben Urfa'nın yapalım. Diyorum, o Antep'in diyor. Evet, Antep'in. Anket yapalım. Anket yapalım, evet. Ne olur bize katılın. Urfa'nın mı patlıcan kebabı, Gaziantep'in mi? Her ikisi de bizim ama ben Urfa'nın diyebiliyorum. O da... Evet. Bir Antepli olarak tabii ki Antep'in. Antepli yani. Olarak. Tartışılmaz bir gerçek. Az önce Elazığlıyım dedin. Bak az önce ne dedi biliyor musunuz değerli izleyenler? Her şeyi çalmışlar Antepliler. Babamın yanında sakın söylemeyin. Lütfen aile faciasına yol açmayalım bence. Efendim işin esprisi tabii. Ben latife yapıyorum. Tiyatrocuları bulmuşken biraz tiyatro yapalım değil mi? Aynen doğru. Ezgi. Doğru. Güzel başladık mı? Güzel başladık. Çok Eyvallah. Güzel başladık. Efendim geçtiğimiz günlerde çok güzel bir oyunla sezona merhaba dediler. Almila Tiyatro Atölyesi. Evet. Yunus Emre isimli oyunla başladılar ama böyle duracağa benzemiyorlar. Başka oyunlar da sırada. Evet. Onları da konuşacağız. Ben kendilerine latifeyle, şakayla başladık elbette. Hem Mahmut kardeşim hem Ezgi kardeşim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Bizim program böyle bir program Ezgi. Çok keyifli evet. Değil mi? Bizim gayet atölye keyifli. Mutfağı gibi. Evet pek bir farkı yok aslında. Yabancılık çekmediniz değil mi? Yok. Eyvallah. O zaman bekleyin biraz. Şu yemeğimizi başlatalım. Sohbete gireceğiz. Bakalım ne yapacağız bugün? Elazığ mutfağı bugün. Çarşamba. Değil mi? Evet. Yöresel mutfağı. Yöresel, Elazığ. Evet. Şefim ne yapacağız bugün? İnşallah bu da Antep'e mal etmez. He? Ya edemez. O kadar da uzun boylu değil. Biz de Antepliyiz. O da yara Elazığlı yani. Erkekse yapsın Elazığ'da oturuyor şu anda. Bugün Erkek bir... değil tabii bu arada. Lafın gelişi diyelim. Evet, evet lafın gelişi. Ekşili patlıcanlı bir köfte yapacağız. Ekşili patlıcanlı evet, köfte. Bulgurla, bu bize ait. Ha, bize ait tabii. Tamam bize ait yani. Siz Antep patlıcanı mı kullanacaksınız? Elazığ patlıcanı. Yok Urfa'nınkini. Balcan kullanacağız. Hak etti mi? Tamam susun. Elazığ patlıcanı Elazığ kullanacağız. Tamam, evet. Ratingde tamam. Onun evet. Yanında yine Elazığ yöresine ait bir pirpirim yapacağız. Yoğurtlu pirpirim. Evet. Pirpirim, evet. Yoğurtlu pirpirim çorbası değil mi? Evet, yemeği yani, de deriz. Yemeği soğuk meze evet, olarak yapıyoruz evet. Yani o yanda. Kebanda biliyorsun perper derler. Perper tarafında. Evet. Perper aşı. Perper aşı. Değil mi? Ben de Zaza kökenli olduğum için bizde öyle diyorlar. Perper diyorlar. Perper mi diyorlar? Tabii. Pirpirim. Efendim Elazığ dışında olanlar da semizotu diyebilir pirpirim. Bizim pirpirim diye adlandırdığımız bu. Aslında farklıdır biliyor musun? Farklı. Bir küçük yaprağı ve iri yaprağı aynen, var. Aynen. İri yapraklarına pirpirim. Pirpirim evet. Küçük yapraklısına da semizotu. Semizotu. Yani aslında odur. Bunu da şeye açıklığa kavuşturalım. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyor bu kılıç ne diye. Zülfikar. Hazreti Ali'nin kılıcı efendim. Onu da izah edeceğiz birazdan evet. Konuşacağız üzerine. Evet. Şimdi hangisiyle başlayacağız? Pirpirim dediğimiz bayağı bir ayaklanması gerekiyor. Çok da nazik bir bitkidir. Çok doğru. Yani dokunduğunuz zaman hemen porsiyabiliyor. Artık bir tarla bitkisi olduğu için içinde yabani otlar da olabiliyor. İyice bir temizleyip küçük yaprakları ayıkladığınızı yıkayacağız, temizleyeceğiz. Çok hafif az bir suda. Kendi suyunu denerse kendisine yeter yani. Az da bir su ilave ederek haşlayacağız önce onu. Yani doğrayıp haşlayacağız. Ondan sonra sarımsaklı yoğurda karıştırıp üstüne de zeytinyağı ile pul biberleri dağlayıp dökeceğiz. Ustam önce bir malzemeleri say. Gelmedi. Sen unuttun. Evet efendim şöyle bir malzemelerimizi görelim. Önce pirpirimizden
Borani değil mi? Borani. Pirpirim yemeğimiz. Yani borani ile başlayalım. Malzemelerimiz neymiş öğrenelim. Hep birlikte. Evet, yaşlanınca böyle gözlükle bakıyorsun değil mi Mahmut? Borani yani pirpirim yemeğimiz. 500 gram pirpirim yani semizotu diyelim biz. Elazığ dışında pirpirim diye bulamayabilirler izleyicilerimiz. Yarım kilo kadar 500 gram pirpirim. 500 gram yoğurt, yarım kilo yoğurt. 2 diş sarımsak, 1/2 yani yarım çay bardağı zeytinyağı, 30 gram pul biber, yeterince tuz. Tekrar ediyorum efendim, yarım kilo pirpirim yani semizotu, yine yarım kilo yoğurdumuz var, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağımız var, 30 gram pul biber, yeterince tuz kullanacağız. Bir diğer menümüz, o da gelsin hemen, onu da görelim. Ekşili patlıcanlı köfte. Patlıcanlı köfte. Evet, patlıcanlı ekşili köfte demişiz. 500 gram köftelik bulgur, yarım kilo köftelik bulgur. 5 yemek kaşığı un, 2 adet yumurta, 1 adet patlıcan, 2 adet domates, 3 adet yeşil biber, 4 adet Arnavut biber, 2 yemek kaşığı salça, değil mi? Evet, domates salçası. Domates salçası. Ha. E yazmışlar orada karıştırdım. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı pul biber, 50 gram tane sumak, tane mi olmak zorunda? Tane sumak, evet. Eyvallah. Şeyini verecek değil mi? Rengini, hı, ekşiliğini verecek ve yeterince tuz. Tekrar ediyorum patlıcanlı ekşili köftemizin malzemelerini. Yarım kilo köftelik bulgur, 2 yemek kaşığı un, 2 adet yumurta, 1 adet patlıcan, 2 adet domates, 3 adet yeşil biber, 4 adet Arnavut biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı pul biber, 50 gram tane sumak, yeterince tuzumuz var. Bilir misiniz bu yemeği? Benim anneannem çok güzel yapar. Yapar. Evet, çok güzel sen yapar. Patlıcanlısın değil de sadece ekşili köfte. Ekşili köfte. Yoğurtlu. Bu pal usulüdür. Bu pal ekşilisi. Usulü. Evet. Zaza usulü. Zaza usulü dedi. Ama biz bunu etlisini yaparız efendim. O da var. Et de koyulur, evet, buna. İsteyen etini de kıymasını da koyabilir o köftenin yağsız, harcına. Yağsız çekilmiş kıyma konulabilir. Yani. Evet. Değil mi? Çift çekilmiş yağsız çift kıyma. Çekilmiş, yağsız kıyma. Evet. Değil mi? Tutsun diye daha güzel olur. Aynen. Peki şimdi pirpirimizi yani boranimizi anlattın. Boranim, evet. Bir de şeyimizi anlat. Ekşili. Onu bizim Elazığ yöresinde zaten şey var. Yoğurtlu köfte var. Köftemizi aynı şekilde yapıyoruz. Geçen hafta yapmıştık yine, evet, aynı şekilde. Bulguru önce bir sıcak suda dinlendiriyoruz. Ondan sonra un, tuz ve yumurta. Haşlamıyoruz aslında. Sıcak su katıyoruz. Yani sıcak su katıp buharlaşır, kapanır, örtüp buharlaşır, demlendiriyoruz. O yumuşadıktan sonra, biraz da soğuduktan sonra un, tuz ve yumurta katıp bunu iyice yoğurup geçen hafta bizim bilye demiştik. Bilye büyüklüğünde. Yani bilye büyüklüğünde. Bilye değil, bilye. Bilye büyüklüğünde. Elazığ'da öyle derler değil mi Mahmut? Bilye. Bilye mi? Bilye bu. Bilye. Ben bilye diyorum ya. Öyle mi? Sen biraz batıya kaymışsın Mahmut. Bilye. Bilye ya. Bilye. Bilye biraz eskiye gidiyor. Tabii, daha. Evet. Biraz yaşa bağlı aslında. Mozik de var. Ben gene biz gene yaşa bağladık bu işi ya. Şimdi eskiye gidince istersen... Gençler bilye mi diyor? Bilye. Değil mi? Batılılar misket. Misket, o da miskettir. Eyvallah. Biz de bilyedir. Antep'te ne diyorlar acaba? Antep'te Elazığ'dan çalmadılarsa bilye diyorlar ama. Bilye mi diyorlar? Ya hiç almamış. Onda o kadar da değil yani. Onların da bir kültürü var ya. Hiçe saymayalım Ezgi. Ortak, evet, kültürümüz de var diyor. Yok değil. Evet, tabii bu arada bizim sebzemizi de türlü şekilde yapacağız. Ama tane sumağı ılık suda en az bir yarım saat bekletip süzüp onun suyunu kullanacağız. Eyvallah. Peki kolay gelsin sana şefim. Teşekkür ederim. Sen başlıyorsun, biz, evet, de sohbetimize başlıyoruz. Böyle yine Antep'e biraz bulaşayım ama, evet, biraz yerdik. Biraz da onur gurur duyduğumuz bir şehir Gaziantep'imiz. Evet. Değerli izleyenler, keza biliyorsunuz o gazilik unvanını boşa almadı Antep'imiz. Evet, evet. Ve mutfağı gerçekten çok zengin. Özellikle tatlarını çok beğenirim. Hı hı. Hani Yunanistan falan sahip çıkmaya kalktı ya, çalmaya kalktılar ya. Alakası yok. Antep'in öz malıdır. Baklavası da, tatlıları da ve harika da yaparlar fıstığını da. Şimdi bu konuda da hakkını yememek lazım. Bakın, Urfa, patlıcan Urfa'ya verdik de fıstığı da o tartışmalarda fıstık da Antep'indir. Evet. Onun da hakkını yememek lazım. Antep zaten fıstığı. Doğu'nun bütün illerinde ayrı bir lezzet var bence. Tabii, yani Doğu'nun değil, Türkiye'nin her bir yerinin, evet, evet, lezzeti, doğru, var. Karadeniz'de yok balık var, çeşitleriyle. Var. Ege'nin o ot kültürü, otlarıyla, zeytinyağlarıyla. Akdeniz'e geliyorsunuz yine. Birbirinden değerli o torosların o kekik kokulu, evet,
Evet. Güzelim bitkileri harika. Hiçbir şey değişmez. İç Anadolu'muz. Her bir yeri ayrı bir güzellik. Bir ülkede yaşıyoruz. O yani. Kadar güzel bir ülkedeyiz ki ne gam kıymetini bilemiyoruz. Dört mevsim olduğu tek ülke. Aynen öyle. Mahmut, şeref duyuyoruz değil mi? Aynen. Yani sen, ne kadar... Sen şeye başka yere bağlayacaksın ama. İzin vermiyorum. Ezgi anladın değil mi sen de? Kulağımda bir Türkiye'm yankılandı. Evet, elbette ki. Bizler öyle insanlarız. Vatanımızı, milletimizi, hele özellikle Antep olsun, Elazığ'ımız olsun, diğer illerimiz, birçok ilimizde olsun. Vatanını seven, milletini seven, bu vatan uğruna canını seve seve verecek insanlarla dolu. Evet, şükürler evet. olsun. Hali onu yitirmedik. Aynen. Evet. Evet, gelelim tiyatroya. Tiyatro. Yunanistan dedi ya. Tetron. Evet. Tetrona. Tetron. Evet. Şimdi Yunus'la başladık. Mahmut. Sezonu açtık. Açtınız. Yani riskli de olsa açtık sezonu. Yani tedbirli bir şekilde yarı yarıya seyirci, işte maskeli. Evet. Yani bütün önlemlerimizi alarak açtık. Fakat tabii seyircilerimizde bir tedirginlik var. Muhakkak. Tabii ki. Yani, kolonya vereyim. Şöyle biz de gelemeyen seyircilerimize zaten hani neden gelemedin de diyemeyiz. Çünkü gelen seyircilerimizin de gelemeyen seyircilerimiz de başımızın üzerinde yeri muhakkak. Var. Muhakkak bu süreçte hele hiç evet, kimseye bir sözümüz yok. Yani bu süreçte. Ben de gidemedim ya o yüzden. Gelemeyenler de. Bir dahaki oyunumuza. Evet. İnşallah. Ama biz ekipçe bir karar aldık. Oyunumuza 10 kişi de gelse ki olması gereken budur. Bir kişi de gelse biz çıkıp sahnede en iyi performansı sergileyeceğiz. Zaten moral motivasyon olarak bayağı bir düştük. Dedik ki seyircilerimiz de işteyse hani biz Elazığ kalkındırmaya sanat adına bir şeyler yapmaya çalışalım ki bizim arkamızdan da bir şeyler yapılsın. Hani bitmedik, ölmedik. Hani Allah beterinden korusun diyelim. Virüsle yaşamaya alışmamız lazım diyerek önlemlerimizi alarak tabii öyle, ki. Öyle bu çok tehlikeli bir söylem biliyor musun? Virüsle yaşamaya yani alışmamız şu anda lazım. Böyle bir şeye alışmamamız lazım. Bir an önce def etmemiz lazım. O da bizim evet. elimizde değil. O da bizim, bizim elimizde. Bizim elimizde. İnanın bizim elimizde. Ama biz hep söylüyoruz şu üç kurala harfiyen uyar isek tüm toplum olarak maske sosyal, mesafe ve hijyen. Evet. Bunlara uyduğumuz takdirde rahatlıkla def ederiz. Ama herkes usulüyle birbirimizi uyararak, mesafemizi koruyarak. Evet. Anlatabildim mi? Alışmaz evet, sıcakkanlı bir toplumuz. Böyle iç içe girmeyi seven bir toplumuz ama bu süreçte ne olur ama ne olur biraz uzak duralım birbirimizden. O gözlerin ifadesi bizim tiyatrocular çok iyi bilir. Gözlerle konuşalım. Gözlerle ifade edelim sevgimizi gözlerimizle gösterelim ki bunu da Türk milleti kadar yapabilecek bir toplum. Yavaş yavaş alışmaya başladık soğuk hocam. Soğuk insanlar değiliz çünkü sıcakkanlı insanlarız. Rahatlıkla. Yani uzaktan şöyle dirsekle de olsa işte küçük ya etme onu da etme ya. Onu da etmeyelim. Şöyle uzaktan de. Aynen. Evet, böyle seni hep boşa düşüyorum farkında. Velev ki sezonu çok açtık. Çok güzel de bir oyun oldu. Yunus Emre oyunu. Duydum. Hani gelemedim ama Metiye'desini duydum. Necip Fazıl zaten muhteşem yazmış. Üstad. Biz biraz kısaltmak istedik. Oyunu biraz seyirciye sıkmamak istedik. Çok güzel bir oyun oldu. İçimize sindi. Zaten Nisan ayında çıkaracaktık. Zaten buraya da gelmiştik Yunus Emre oyun için. Ertelenmişti. Dedik içimizde burukta kalmasın. Türk kültürümüzün en önemli mihenk taşıdır Yunus Emre. Şiirleriyle olsun yön vermiştir. Onu güzel bir şekilde atlattık. Sağ olsun seyircilerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Tabii her zamanki kalabalıkla gözümüz alışmıştı ama bu sefer yarı yarıya olunca. Değil mi? Bir de mesela şey koydunuz. Boşluk koyarak. Tabii boşluk tek tek oturdular. Boşluk da koyduk. Ama seyircilerimiz güzel şekilde ayrıldılar. Çünkü bu oyunun amacı aslında şuydu. Sanata güvenin. Hani biz sizin sağlığınızı riske edecek hiçbir şey yapmayız. Hani salon 150 kişilikse, 150 kişi almamız gerekiyorsa 151. kişiyi almayacağız. Hani gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Amacımız bunun mesajını vermekti. Önümüzde daha 7 tane oyunumuz var. Onlardan da birazdan bahsedeceğiz hocam. Eyvallah. Peki. Biraz Ezgi'yi tanıyalım. Ezgi, ilk defa programımıza geliyorsun. Evet, evet. Çünkü Almila Tiyatrosu'na zannetmiyorum ki ekipten katılmayan olmadı. Evet. Henüz. Değil mi? Yani herkes de geldi. Bir Ezgi belki. Evet. O da yoğun iş temposu tabii çalışan bir insan olarak gelmedi. Ona da tekrar hoş geldin diyoruz. Hoş seni tanıyalım Ezgi'yi.
Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde harita mühendisi okudum. 5 sene kadar bir Trabzon'da yaşadım. Çok güzel. Ondan sonra buraya geldim. İşte biraz özel sektör. 2,5 senedir özel sektörün içindeyim. Ben KTÜ'deyken de tiyatro yapıyordum. Üniversitenin tiyatro ekibindeydim. Sonra memlekete dönünce, okul bitip memlekete dönünce o bir arayışa giriyor insan. Çünkü özlüyor o sahneyi, o heyecanı yeniden arıyor. Ben de burada bir arkadaşın da vesilesiyle Mahmut'la tanıştım. Sağ olsun o da hemen zaten kucak açtı. Çok sıcak bir karşılamaydı yani. Kendi kafasındakileri anlattı, tiyatroya bakış açısını anlattı. Daha önce bir tecrübe var mıydı tiyatro tabii, adına? KTÜ'de oradaki tiyatro kulübünde oyunlara çıktım, oynadım. Üniversite geneliydi o. Orada yer aldım. Buraya gelince de o arayışa girince işte Mahmut'la tanışmak nasip oldu. Sağ olsun da çok güzel karşıladı zaten. Ailesinde yer verdi bana. 2 senedir de birlikteyiz. Oyunlarda yer aldık birlikte, provalarda yer aldık. Öyle devam ediyorum ben de. 2 senede Almiratör'deyim. İlk oyunu çok aksiyonlu oldu bu arada Ezgi'nin. Öyle mi? Müthiş bir aksiyon oldu. Hayırdır? Şimdi Ezgi'nin belli bir rolü vardı. Ceketimi nereye atsam diye bir oyun oynadı. Komedi. Siz katılmıştınız ona. Evet. Ezgi orada oyun gecesi İffet karakterini oynayan baş karakterimiz babaannesinin vefatı dolayısıyla gitmek zorunda kaldı. Oyunun oynanacağı günün gecesinde biz baş karakterimiz yok. Başrol oyuncusuz çıkacaklar evet. Neredeyse. Evet, yok. Ama böyle bir şey söz konusu. Biletlerin tamamı satılmış. Tamamı satılmış. Bir yere de hazırlandım. Ne yapalım ne edelim. Evet. Ezgi'yi aradık. Ezgi sağ olsun. Kaç saatte? Gece sabah 5.30'a kadar ezberini yapıyor. Bravo. Ve çıkıp sahnede öyle bir performans sergiledi ki yani sanki aylardır çalışıyormuş gibi. Hani müthiş bir aksiyon oldu. Ben de öyle bir şeyim var zamanında. O gece biz de yatmadık, Ezgi Mustafa de yatmadı. Mustafa diye biri, sevgili Abdullah Şekeroğlu'yla Mustafa diye birini oynuyoruz. Ben de bir gecede aynı şekilde hazırlanıp bir role ve 3 kişilik bir oyun. Müthiş bir isim. Evet, hazırlanmıştım. Hiç unutmam o geceyi. Böyle gerçek. İleride eğer anılarımı yazacak olursam bunu çok büyük yer alacak bir anıdır. O geceyi sen de anlarsın. Evet. Ben de eminim. O gece yoğun bir çalışmayla sabaha kadar ezber. Yani kafa gidiyor. Tek. Yok ezberlemem lazım. Şöyle bir sirkeliyormuş. Şöyle Bağra'yı hiç unutmam. Musluğa kafamı sokuyorum. Kendime geliyorum. Tamam mı? Bir daha oturuyorum. Evet. Yani gerçek ama tabii aynı provaları şeye, da sürekli yok. Beraber izliyorduk. Yani sen de ona vakıfsın tabii o role. Tabii değil ki. Mi? Ya bir de sadece kendimiz değil şimdi orada bir aileyiz. Orada bir kişinin eksikliği, bir kişinin eksikliği bütün aileyi mağdur durumda bırakacak. Evet. Hani bütün oyunu kötü yönde etkileyecek. O yüzden sadece kendimi düşünerek değil de bütün ekibi düşünerek çalışınca daha hırslı oluyorsun. Daha evet. Konsantre olabiliyorsun o zaman. Ekip ruhu bu. Evet, ekip ruhu bu. Kendisine aynen. De şunu söyledim. Tiyatro aşkı da bu. Aynen. Değil eğer mi? Zaten aşk olmazsa olmaz. Ezberleyemezsen dedim. Hani sahneye tekstle çık dedim. Oyun sonu dedim. Biz onun anonsunu yapalım dedim. Yok dedi ben ezberledim. Öyle bir şey olmaz dedim. Mahmut. Yani tekste, öyle bir şey olmaz ama... sen kendi kendine polis üssü vermiş. Kıyamadım. Yani tekste çıkılır mı yani? Kıyamadım. O da beni yani. Düşündüğüm. Süflör, yani. Süflör kullanılır. Hı-hı. Gerekirse. Ya da kulaklık. Hı-hı. Evet şey o da olabilir. Artık aynen. Teknolojiden de faydalanıyor. Değil mi? Peki. Tekrar hoş geldin Ezgi. Konuşacağız. Güzel şeyler paylaşacağız inşallah. İlk oyunda Yunus'ta rol aldı mı Ezgi? Yunus'ta yok. Onda yok. Yunus'ta sadece yok. Erkek ağırlıklı oyuncular vardı. 9 erkek vardı. 2 tane de Yunus'un etrafında bir şeytan vardı kadın rolünde. Tabii. Onlar vardı. 11 kişi oynadık. Ama bu oyunda Ezgi muhteşem bir rolde sahneye çıkacak. İnşallah. Onu da kendisi anlatır artık. Anlatacağız, anlatacağız. Evet. Ona böyle sindire sindire sona doğru bırakıyorum. Sindire sindire. Bir de Yunus'u tekrar düşünüyor musunuz? Turneleri Yunus, var mı? Yunus Emre aslında düşünebiliriz. Çünkü oynadık ama seyirci bakımından biraz hani o tadı tam alamadık açıkçası. Hani seyircilerimizi herkese ulaşamadık Yunus Emre ile. Çünkü sezonun ilk oyunuydu ve Yunus Emre biraz şey oldu. Bizim deneme oyunumuz oldu. Seyircilerin tepkisini ölçme oyunumuz oldu. Ama oyunun performansından yana bir sıkıntımız yok. Ama Yunus Emre'ye hak ettiği değeri verecek misiniz diye soruyorsanız hocam ben Yunus Emre'yi tekrar önümüzdeki yıl belki önümüzdeki sezonda açılış oyunu olarak tekrardan koyabiliriz. Hazır olarak. Efendim mesajlarımız da geliyor. Biri mesaj yazmış silmiş. Gaziantep'liydi Yavuz falan. Evet. Şöyle ekranları yeni açanlar şimdi tekrar ederim. Patlıcan kebabının menşeini arıyoruz. Urfa'ya mı aittir?
Gaziantep bize. Yani biri Şanlı, biri Gazi. Evet. Ağzımız eğilir vallahi, hiçbir şey diyemeyiz. İkisi de şerefli şehirlerimiz. Gerçekten çok güzel, önemli şehirlerimiz. Her birindeki oradaki vatandaşlarımıza selam olsun efendim. Güzel konuk ve programa sevgi ve saygılar. Yolunuz hep açık olsun demiş Dilek ve Alkın Erdoğan bize ulaşmış. Evet. Bizim Doğukan'ın anne ve babası. Anne ve babaları. Evet. Kendisi emekli albay. Öyle mi? Bizden de selam olsun selam kendisine. Selam olsun. Albayıma ve işlerine. Efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Değerli Fırat TV ailesine ve sizlere, değerli Milat hocama, hocam kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Mahmut Yıldırım hocama ve Ezgi Hanım'a başarılar dilerim. Yollar açık olsun. Oyunlarını severek izliyoruz. Her zaman yanlarındayım. Destekliyorum. Selam ve dua ile kalın. Allah'a emanet olun. Elazığ eski il başkanı. Mehmet Özçelik. Mehmet Özçelik. Selamlar olsun. Selam, sevgiler kendisine. Antalya'da herhalde bu aralar. Evet, hiç yalnız bırakmıyor. Bütün oyunlarımıza gelmese de çiçeğini gönderiyor. Aman aman aman. Öyle değil mi? Yani vallahi hani çok Allah iyi. Bütün oyunlarımızda bizimle birlikte. Olmasa da çiçeği var yani. Hocam öncelikle hayırlı programlar demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Programınızı severek izliyoruz. Almider Tiyatro Atölyesi olarak Mahmut Yıldırım hocamızı ve Ezgi Melda Yılmaz ablamızı. Abla demiyoruz. İyi. Çok seviyoruz. Size ve herkese çok çok selamlar. Murat Yavuz. Bizim muhasebe müdürümüz. Evet. Şimdi gerçekten bir ekip olmak güzel bir şey ama o ekip aynı zamanda bir aile sıcaklığında çalışıyor evet. ise bu tadına doyum olmaz diye düşünüyorum. Değil mi Mahmut? Her şeye rağmen hani gerçekten biz tiyatro atölyesi değiliz. Birbirimize sahip çıkan bir ekibiz. Bir aileyiz. Yani bir aileyiz. Hani oyunlarımızda olsun hiç kimse kimseden desteğini esirgemiyor. Hani ben bu çayı içtim, ben bir tane daha doldurayım, bir arkadaşım daha içsin diye bir evet. ekip olduk. Ya bunu yapmak için tabii yıllarca uğraştık. Evet. Güzel, yani elimizden siz de daha iyi bilirsiniz. 10 senede kaç tane oyuncu geçebilir? Yani yüzlerce oyuncu geçti ekipten. Ama o ekibin ruhunu her gelen nesle, her gelen oyuncuya aktarabilmek aktardık, aşıladık, davamızı anlattık, neler istediğimizi anlattık. Onlar da sağ olsun tam bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Şu anda 40 kişiyiz ama 80 kişi gibi 40 kişiyiz, 40'ımızda birbirimizi biliriz diyoruz. Evet. Evet. 80 gibi çalışıyoruz. Eyvallah, çok güzel. Efendim şimdi gelelim saadete. Bu kılıcın ne işi var burada diyeceksiniz. Her zaman başımızın tacında. Evet. Her zaman yeri ama vardır. Neden bugün geldi? Efendim, Zülfikar, Hazreti Ali'nin kılıcı diye bilinir. Evet. Hepimiz de çok yakinen biliriz. Dört halifemizden birisi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in damadı. Bizim için, İslam alemi için çok değerli bir insan değil mi? Evet. Gerçekten kıymetli bir insan Hazreti Ali ve onun kılıcı. Niye geldi burada? Onu da Mahmut'tan dinleyelim. Söz var. La fata illa Ali ve seyfa illa Zülfikar. Ali'den biraz yedi. Yüksek onu. Ezberin tam değil anladın yok, mı? Yok yok var. Böyle tereddütlü söylendi mi var ya. Değil mi be? Yok yok. Hemen yakalarım Mahmut. Hemen. Evet, Ali'den daha yiğit, Zülfikar'dan daha kesin kılıç anlamak. Yok diyorlar. Evet. Zülfikar kılıcımız Bursa'da bu Diriliş Ertuğrul'un kılıçlarını yapan bir şen bıçak atölyesi var. Evet. Orada sağ olsun biz tanıştık onlarla kendileriyle. Yani orada görünce zaten hoşuma gitti. Alabilirim değil mi? Tabii hocam. Biraz ağırdır ve keskin. Anam. Onu toplarız. Keskin değil mi? Evet. Bizim sponsorumuz, kılıç sponsorumuz da yardımcı yönetmenimiz Fırat Mengüş oldu kendisi. Fırat, Fıratçığım. Yahu. Yani direkt Fırat. Hocam. Yakıştı mı bilmiyorum. Yaşa, hocam ya. Ne lazımsa alayım dedi. Dedim Zülfikar lazım. Yakıştı direkt aldı. Şimdi bakayım ay. Abdurrahman Gazi'ye bas. Ulan özlemişim o tarih oyunları be. Lan hocam. Hocam sizi. Müthiş. Şuraya Mert onu vermen mümkün mü? Ha bu şeyi de düşürdük biz. Ha, afişi. Aparatı düştü sanırım. Hemen onu hallederiz. Onu bir Mert'cim iyi oyunumuzun, görürsen sevinirim. Oyunumuzun en önemli ha. parçası İmam Hüseyin Kerbel oyunumuzun ha. en önemli parçası diyelim. Şöyle onu da koy. Şöyle üstüne aslında koyalım. Biz yıllardır
böyle bir şey yaptırmayı düşünüyorduk. Nasip bu seneymiş. Evet. Güzel de oldu. Gerçekten hani biz... Harika olmuş. Yani çelik, saf çelik bu. Yani gerçek... Yaptırdın mı bunu? Ha, yaptırdık. Bursa'da yaptırdık. Daha iki gün önce geldi. Sağ olsunlar müthiş bir işçilik göstermişler kendileri. Parası da güzel. Biraz. Ama bu oyun için değer. İmam Hüseyin Kerbela oyun için değer. 10 yıldır oynuyoruz hocam. 2011'den beridir İmam Hüseyin Kerbela oynuyoruz. Ama ilk defa bu kadar çok heyecanlıyım. 10. yılımızdan dolayı. Çünkü oyunumuzda şöyle bir şey olacak. Diğer oyunlara nazaran canlı müzikle ağıtları, mersiyeleri, semah gösterilerini yapacağız. Sahnemizde canlı bir orkestra olacak. Onlar çalarken biz oynayacağız. Muhteşem bir koreografi yaptık. Muhteşem bir şekilde hazırlanıyoruz. Geceli gündüzlü ve her gün prova yapıyoruz oyunumuza. 17-18 Ekim'de seyircilerimizi inşallah Kerbela çölüne götüreceğiz. Orada Hüseyin'le birlikte böyle ciğerlerinin kavrulmasını istiyoruz açıkçası. Tiyatro oyunu olarak bakmıyoruz. Ben anlatırken bile hani tuhaf oluyor insan. Hani o olayı anlatırken, yaşananları anlatırken. Ve biz bunu oyuncularıma da söyledim. Kesinlikle dedim, sahne ışığını düşünmeyin. Seyirci yok, tiyatro salonu yok, hiçbir şey yok. Full konsantrasyon. Çöldesiniz, 70 derece sıcaklıkta susuz bir haldesiniz. Sizden bunu istiyorum dedim. Hiçbir şeyi Mahmut, düşünmeyin. Mahmut 3 gün susuz bırakırsın sen çocuklara. Bırakmışlığım oldu hocam. Vallahi yaptım. Ettim. Geçmiş oyunda yaptım. Eyvallah. Şimdi Ezgi'ye dönmek istiyorum. Sen de bu oyunda rol alacaksın zannediyorum. Evet. Hangi rolde olacaksın? Ben Hazreti Fatma rolündeyim. Hazreti Hasan'ın, evet. Hüseyin'in annesi. Ali'nin eşi. Ali'nin eşi, evet. Biraz ağır bir rol ve, tabii ki. Ve? Fatma kimin? Peygamberimizin kızı. En evet. önemli şeyi atlama. Evet. Doğru. Değil mi? Evet, doğru. Evet. Yani gerçekten önemli bir rol. Evet, çok ağır bir rol. Ağır bir rol. Evet. İnşallah altını doldurursun. İnşallah. Elimden geldiğince yani fazlasını yapmaya çalışacağım. Özellikle izlemeye geleceğim bu sefer. Tabii ki. Ezgi. Mutlaka hocam. Sen de oynayacaksın. Hocam ben 2011'den beri Hazreti Hüseyin'i canlandırmaya çalışacağım. Hüseyin'i evet, oynayacaksın. Hüseyin. Eyvallah. Hüseyin büyük bir yük, tabii. Büyük bir ağırlık. Hepsi de, tüm roller evet. Eminim sahabe çünkü evet. dönemi. Her biri ayrı bir yük taşır o rollerin. İnşallah hakkını verirsiniz. Keza şöyle mistik oyunlar olarak, yani ben sadece Veysel Karani'de oynamıştım. Yani onca oyun içerisinde sadece Veysel Karani'yi bilirsin, belki duymuşsunuz. Evet. Veysel Karani asıl ismi. Hı-hı. Veysel değil de Veysel. Sonradan Veysel olmuş. Veysel Karani gerçek ismi. Onda rol almıştım. Gerçekten onun yükü, onun ağırlığı bir başka yükmüş. Bir de o havayı çok teneffüs ediyorsunuz o dönemde. Evet, 800 yıl önce mesela Yunus Emre'de de aynı şeyi hissettik. Şems'i oynarken de aynı şeyi hissettik. Yani onu yani hissetmek lazım. Ben sahnede mesela provada ben diyorum ki yani sadece teknik olarak sizi hazırlayayım. Ama sahnede tamamen o psikolojiye bürünmek sizin elinizde. Yani, eser kimindi? Eser benim. Yani ben yazdım ama tabii Kerbela bilinen bir olay. Ya muhakkak. Tabii bilinen bir olay ama şöyle bir şey var. Senaryolaştırdın diye. Kurguladım diye. Hani Kerbela'nın yüzlerce rivayetine rastladım. Mesela bir rivayette diyor ki Hüseyin'le Yezid çocukluk arkadaşı. Yezid Hüseyin'in mübarek başını görünce ah ne kadar yaşlanmışsın Hüseyin demiş. Ama diğer kaynakta diyor ki Yezid bizzat emir vermiştir Hüseyin'in başının kesilmesi için. Yani bunları çok araştırdım. Hani Cem Evlerine gittik, İmam Hüseyin Derneği ile konuştum, dedelere gittim. Hani böyle bilgisi olan kişilere gittim. Hatta Sinan Yağmur geldi yazar. Çok güzel eserler de var evet, bu anlamda. Yani kimseye gitmene de gerek baktım. Yok, kaynaklar da var. Bıçak sırtı bir olay hocam. Evet. Hani derine insan inilmiyor. Hata da yapmamak lazım. Hata yapmamak lazım. Çok hassas bir konu çünkü. Oynarken de çırpınıyorum. Mesela hani hata yapmamam lazım. Hata yapma. Hani diğer oyunlarda hata yaparsam belki biraz hoş görülebilir, telafisi olabilir ama bir Hazreti Hüseyin oynuyorsan hata yapmayacaksın. Çok doğru. Bu kadar basit. Ezgi, peki çok zor mu her iki işi birden yürütmek?
Zor değil çünkü şöyle iki işimi de çok seviyorum. Evet. Bence en önemli kriter o. İkisini de çok seviyorum. Ve tiyatronun bana şöyle bir katkısı oluyor. Beni dinlendiriyor. Yani ben bir iş olarak görmüyorum tiyatroyu. Zaten iş olarak görseydim evet biraz sıkıcı ya da zorlayıcı tarafı olurdu. Ama tiyatro beni dinlendiren taraf, mutlu eden taraf olduğu için ben zevk alarak yapıyorum. Sen aşıyı Trabzon'da yemişsin. Tozu yutmuşsun. Evet, yani. Evet. Mümkün değil artık, iflah olmaz. Evet. Yani bırakması söz konusu bile olamaz. Ben çok insan tanıdım, çok bürokrat var. İşimizden çıkmış. 85 yılından beri tiyatronun içerisindeyim. Belki yaşları yetmez gençlerim, bilmiyorum. Ama birçok mevkilere gelmiş insan hala ararlar, sağ olsunlar. Ya bir oyun yapın da gelelim Allah aşkına. Ne olur, yalvarırlar böyle. Evet. İnanın biz de o çalışma sürecini yaşayabilecek olsanız inanın hiç tereddütsüz çağıracağız. Evet. Buradan da geçen sene isterim. Sizin planınız vardı sahneye çıkmak i̇şte için. Pandemi. Pandemi girince. Evet, evet, maalesef. Hatta her şeyi erteledim. Çok konuşmuştuk, planlamıştık. Evet, inşallah. Yani çok büyük ukde artık. İnan rüyalarıma girmeye başladı sahne. Ben hocam hayallerimden biri sizle ve Rıdvan hocayla sahneye çıkmadan bıraktım. İnşallah. Beraber. Yani sizle sahne almak istiyorum yani i̇nşallah, onu söyleyeyim. İnşallah. Buradan inşallah. Da Rıdvan hocam da izliyorsa. Sen Rıdvan hocayla çalışmadın değil mi? Aynı sahneyi hocayla paylaşmadın. Yok, hiç paylaşmadım. Sizinle de paylaşmadık. İşte bizim de paylaşma belli oluyor. Onu söyleyeyim. Reşat hocayla çalıştık. Size daha geleceğiz inşallah. Eyvallah inşallah. Efendim Mahmut hocam sizlere de sağ olun demiş. Benim için çok değerlisiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Mehmet Özçelik. Bir tek eyvallah. Mahmut mu çok değerli? Benim cennetim yok mu sende Mehmet Bey? Ya, çok gücendim. Gönül koydum. Antalyalarda şu anda tatilde. Tatil mi artık bilemiyorum. Evet. Efendim bir başka mesajımıza geçiyorum. Sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor değerli izleyenlerimiz, sevdiklerimiz. Ben latife yaptım Mehmet Bey. Ne olur yanlış anlamayın beni. Evet hemen bu bizim tablet yine sorunlu. Hemre gidiyor. Ben bir daha maalesef şey yapıyorum. Şimdi Ezgi şunu sormak istiyorum o ekran gelinceye kadar sana. Hı hı. Bundan sonraki yaşantında tiyatro hep olacak. Hep olacak evet. Bu net bir şekilde bekar söyleyebilirim. Bekar mısın şu anda? Evet, bekarım. İnşallah. İnşallah. Tabii seçimlerini de ona göre yapacağız. Yani tiyatrona yani, sebebiyet vermez inşallah. Yok. Hayat insanın karşısına bence o şekilde insan çıkarıyor. İnşallah. O yüzden o konuda şüphem yok. Seven bir insan olsun tiyatroyu değil mi? Evet. İnşallah. Diyelim. Evet. Merhaba. Hayırlı yayınlar. Ben Sümeyye. Çeşim. Halam kuzenim mı? Mahmut ekşili köfteyi çok sever demiş. Bol bol yesin. Ezgi Hanım ve kuzenim Mahmutçuğumun yolunu açık olsun. Başarılarınız devamını dilerim demiş. Sizlere de hayırlı yayınlar olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Kuzen mi? Selamlar. Evet. Özel bir hastanede anestezi uzmanı kendisi. Selam olsun. Hatta espri yapıyorum diyorum. Herkes senin için bayılıyor diyorum falan. Vallahi doğru. Hatta yani bayılmayan da siz bayılıyorsunuz. Evet. Evet. Milat Hocam iyi yayınlar. Ben Almila Tiyatro Atölyesi oyuncusu Cemal Güngör. Severek izliyoruz. Herkese çok selam demiş. Çok teşekkür ederiz. Buradan tüm Almila Tiyatro Atölyesi'ndeki o izliyor. Cengaverlerimiz, o güzelim kardeşlerime selam olsun. Buradan el sallıyorum her birine. Onlar da şu anda telaş içerisinde, oyun telaşlarında. Evet, var, akşam da provamız var. Harika. Bir gün geleceğim inşallah, provaya da. O bir oda mı, isimlerimiz mi? Ne oldu Mahmut? Hocam onlar hazırlanıyor şu anda. Öyle mi? Hazır. Milad'ın mutfağı. Tabii. Rıdvan Dağlar Tiyatro Prova Salonu. Evet. Reşat Bulut Kostüm Odası. Onlar kostüm odası. Ben de. Mutfağı da bana layık gördün efendim. Daha olur hem tiyatrocu hem i̇znini mutfak aldık, olunca. İznini aldık. İzin verdik elbette. Logosunu alacağız. İnşallah. İnşallah. Oraya koyacağız. Yalnız bak Abdullah Şekeroğlu alınır. Ona da bir yeri. Şimdi hocam Abdullah da mesaj yazar. Ulan tuvalette mi yok bari? Hocam ona bir yeri var. Nere? Programdan sonra söyleyeceğim. Yap ama. Yok hazır. Hazır mı? Hazır var. Evet, eyvallah. Murat izliyorsa Murat biliyor. Tamam. Yerini. Hayırlı günler, iyi yayınlar dileriz. Nesrin ve Muhammed Yıldırım bu yolda başarılarınızın devamını dileriz. En büyük güçlerim. Annem babam. Öyle mi? En büyük destekçilerim sağ olsunlar. Harikasınız. Arkasında ebeveynlerin olması bir tiyatrocunun yani bir dağ gibi inanın. Sizi tebrik ediyorum. Bütün oyunlarıma gerçekten çok önemli.
10 yıldır bütün her oyunuma gelirler. Ve şu anda hocam şöyle bir durumdalar. Mesela annem de babam da mesela bir oyun oynadığımız zaman beğenmedikleri noktaları eve geldikleri zaman mesela beni eleştirirler. Burası olmadı, burada bu müzik olmadı. En güzel eleştirmen onlardır tabii. Müthiş. Acımasız eleştirmen. Çünkü en fazla senin iyi olmanı isteyen, ekibin iyi olmasını isteyen insanlar. Evet. O oyuncuların aileleri. Mesela rolümü beğenmez. Söyler ben senin bu karakterini beğenmedim falan. Dedim tamam yapacağız. Eyvallah. Önümüzdeki oyunda düzeltiriz. Şimdi Abdullah Şekeroğlu'na bir şey yaptım ya. O tuvalet dedim ya. Onun dilinden söyledim. O onu söyler çünkü. O. 35 yıllık tiyatro arkadaşım. Değerli abim. Tabii o şimdi o içinden geçirdi. Muhtemelen. Seyrediyorsa buradan da selam olsun. En kısa zamanda da bekliyoruz. Çok güzel bir yer hazır. Kendisiyle irtibata geçeceğim ben. İnşallah. Efendim hocam sizler de değerlisiniz demiş Mehmet Öz Çelik. Kendi kendime şey yaptırıyorum. Farkındasın değil mi? Bu arada bizim seyirci şefimiz bizi aramsız izliyor ama sanırım televizyonda izleme imkanı yok. Şeyden mi izliyor? Sosyal medyada izliyor. Buradan da selam yollayalım Feyzullah şefime. Evet. Hürmetler, saygılar. Değerlisiniz demiş. Hepinizin yeri ayrı. Benim yanımda sevgi ve saygılarımla demiş. Çok sağ teşekkür olsun. Ederiz. Evet mesajlarımız geldikçe okumaya da devam edeceğim. Sohbetimize devam edecek. Peki Kerbela. Kerbela. Tarih ne? Tarih 17-18 Ekim'de. Not alın. Gideceğiz inşallah. Çünkü hocam inanılmaz bir yoğunluk var. Hani şöyle şimdi yarı yarıya yaptık ama iki seans. Şimdi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi 300 kişilik bir salon. Biz 150 kişi alacağız her seansa. 151. kişi girmeyecek. Hani onun da sağlamasını yapalım, teyidini yapalım. O zaman seans sayısını çoğaltın. Seans sayısını talebe göre çoğaltacağız hocam. Büyük ihtimalle değil. Kerbela'nın seansı 3 veya 4'e veya 5'e çıkabilir. Çünkü bilet duyurumuzu bugün yaptık. Evet. Biletler bugün çıktı. Ve inanılmaz bir talep var, inanılmaz bir istek var. Rezervasyonlar doldu. Bugün açıkçası bilet yoğunluğumuz vardı. Ve İmam Hüseyin Kerbela 17-18 Ekim'de Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Seyircilerimiz asla son güne bilet alırım ya da oyun günü bulurum demesin. Çünkü şu anda müthiş bir grafik var, müthiş bir satış grafiği var. Muhtemelen yoğun talebe göre hocam 3. ve 4. seansı yapabiliriz. Eyvallah. Bu oyunda. Şimdi az önce tam okuyacaktım şey girdi araya bu odaların isimleri olayı girdi de söyleyemedim. Anne ve babası yazdı arkasındayız dedi her zaman her daim de. Bir de Bibin varmış efendim halam. Evet. Onu da teyit geçmeyelim. Rukiye Aktaş. Tabii ve halan demiş Rukiye Aktaş. Babaannen Firdevs Sultan başarılar diliyorlar sana. Eyvallah. Buradan da babaannenin de halaya hürmetler. Babaannenin de ellerinden öpüyorum. Ailecek arkamda evet, ne kadar güzel bir şey ya. Çok güzel bir şey. Yani evet biz de kısmen yaşadık. Benim babaannem dedi bizim dedi aynen onun tabiri Harput bak sen hemşire. Babaannem dedi ki bizim Çağalar dedi tiyatracı olmuş. Tiyatracı. Evet ben bu söylediğimde. Allah rahmet eylesin hepsine amin, de. Amin. Ruhlar şad olsun. Ruhları şad olsun. İyi ki bugünleri görmemişler şu şeyi. Yani hele gerçekten çok önemli insanlar, hep bütün insanlar bizim için kıymetli. Ama bu süreçte o kadar değerli insanları kaybediyoruz ki. Evet. Öyle değerler gidiyor ki bir yani bir pislik virüs yüzünden gitmesi çok insana koyuyor. Her birine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Her birine Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun efendim. Ben onları eğer bu virüsle bir savaş ise onları şehit olarak görüyorum. Doğru. Her birini. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Amin. Çok amin. Değer verdiğimiz, sevdiğimiz insanlar gitti. Tabii camiamızdan da kayıplarımız var. Evet. Hem tiyatro camiasından biliyorsunuz. Hı hı. Hem profesörlerden, basından. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Kanal Urfa İbrahim Hürü. Toru. İbrahim Toru. Çok değerli, hayırsever bir yayıncıydı, değerli bir televizyoncuydu. Basın mensubuydu. Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Urfa'dan gidiyoruz bugün, Antep'ten gidiyoruz. Evet. Evet. Allah, tekrar yakınlarına sabırlar diliyorum. Amin. Her birine ve mekanları cennet olsun diyorum. Evet, Mahmud'um.
Tarih bir daha söyle. Tarih 17-18 Ekim'de Belediye Kültür Merkezi, yeni adıyla Bünyamin Eroğlu. Evet, artık Belediye Kültür Merkezi evet, demeyelim. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi büyüğün, diyoruz. Büyüğün, yani evet. Bizim için büyük. Afişlerimize de öyle yazıyoruz gerçekten. Zaten. Benim çok değerli ağabeyim, Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi. Merkezi'ne de yapılacak. 17-18 Ekim 19:30'da. Tarihinde. Ama şöyle bir not da düşelim hocam. Değerli arkadaşım Emrah Güneş, ulusal ilahi sanatçısı. Evet. Elazığ'ın değerlerinden biridir. Oyun öncesinde saat 19 ile 19.20 arasında 20 dakikalık 2 günde kısa bir konser olacak. 20 dakikalık konser olacak. Kerbela oyunu onun için de her zaman bir özel yer taşıdığı için ben kendisinden rica ettim. Kendisi de kırmadı beni. Seyircilerimize böyle 20 dakikalık bir konser yapacak. Kerbela ilahilerini okuyacak. Seyircilerimize ricam şudur. Saat 18.30'da biz kapıları açacağız. 18.30'dan itibaren salonumuza giriş yapacaklar. 19'da Emrah Güneş konseri, 19.20'de konser bitişi. 10 dakikalık 10 dakika bir hazırlık aşaması. Tam 30'da evet. Ve 29'da biz her zaman son 3-4 senedir hiç sekmiyoruz. 29 geçe biz oyunumuzu başlatıyoruz tam saatinde. İnşallah. Seyircilerimizi bekletmeye kimsenin hakkı yok. Önceden gelenlere. O yüzden 19.30'da oyunumuz tam başlayacaktır. Biletlerinizi de oyun gününe bırakmayın. Önceden tedarik edin. Nereden tedarik edecekler? Hocam sosyal medyadan Almanya Tiyatro Atölyesi'ne ulaşabilirler. Tabii biletlerimizi bıraktığımız satış noktalarımız şöyle. Var. Devran Oto Kiralama var. Double Tree Cafe var. Bir de Akar Otel'de. Akar Otel'de. Evet, satış Devran noktalarımız. Ve Devran Oto Kiralama bizim ana sponsorumuz. Çok güzel. Kendileri yakın arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Tiyatroya destek verdikleri için de destek. Onlara ben de ayrıca Miladın Mutfağı olarak eski bir tiyatrocu olarak teşekkür ediyorum hocam, her birine. Tiyatronun eskisi olmaz lütfen. Değil mi? Olmaz. Emekliliği de yok. Vallahi öyle demedim. Emekliliği de yok hocam. Olmaz. Evet. Şimdi efendim tarihi öğrendik. 17-18 Ekim'de Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da yani 7.30'da tüm tiyatro severleri Kerbela oyununa Almira Tiyatro Atölyesi bekler. Ve çöle bekliyoruz. Çöle bekliyoruz. Ben millete su verin bari. Evet. Su yok. Eyvallah. Efendim güzel bir oyun olacağını tahmin ediyorum. Evet. Ben de inşallah tekrar hatırlatacağım bana tabii. İnşallah orada olacağım. Hangi seans bilemiyorum. Onlar artık hangi seansa layık görürlerse bizi. Orada olacağız diyoruz. Afişe, şöyle bir afişe zoom yapabilir miyiz? Kameraman kardeşimden bir gösterelim. Evet. Afiş de çok güzel olmuş. Tam mistik bir havası var. Hocam, ve son olarak? Afişte oyunumuz zaten 80 dakika diye de belirttik afişimizde. 1 saat 20 dakika kadar sürecek. Evet. Yardımcı yönetmenlerimiz Doğukan Erdoğan, Fırat Mengüç, Ses Başı'ya Murat Yavuz bakıyor. Hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Sosyal mesafe, maske dağıtın. Maske girişte dağıtılacak. Yunus Emre'de zaten bir tecrübe edilecek. Tabii. Evet. Girişte maske dağıtılacak. Tek tek oturacaklar. Evet. Yani seyircilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Hiçbir şekilde tedirgin olmasınlar. Biz dediğimiz gibi 150 tane bilet bastırdık. 151. kişi içeri alınmayacak. Alınmayacak. Son olarak Ezgi'ye söz vermek istiyorum. Senin yorumun nedir? Son olarak neler söylemek istersin? Biz oyunumuza çok emek veriyoruz. Gerçekten Mahmut'un dediği gibi o ruhu elimizden geldiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Hassas bir olay, güzel bir konu. Bence hepimizin bilmesi gereken bir konu. Kesinlikle. Biz de elimizden geldiğince yansıtmaya çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız oradaki derdi. Ama gözlerinizde o pırıltıyı görüyorum, o heyecan. Evet. Bir adeta doğum yapacak bir kadının şeyi var böyle. Heyecanı var. Evet. Yeni bebeğini kucağa alacak. Annenin İnanılmaz. Heyecanını görüyorum sizlerde. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Keyifli bir program yaptık değil mi? Ben öyle gördüm. Müthişti. Gayet keyifliydi. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ben Almira Tiyatro ekibine, tiyatro atölyesi ekibine yönetmen Mahmut Yıldırım, çok değerli Ezgi Melda Yılmaz kardeşime, oyuncu kardeşime ve aynı zamanda mühendis. Değil harita mi? Mühendisi. Harita mühendisi. Aynı zamanda Antepli. Çok güzel bir şey. Ayrıca Antep Belazığlı. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada yorumlar gelmedi Urfa, Antep. Belki sonradan da gelebilir.
Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Reklam arası. Akabinde de çok değerli, kıymetli güzellik uzmanımız Gülnur Küçük hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Önemli bir konu. Yeni bir cihaz getirdiler efendim. Çok daha etkili bir cihaz. Bölgesel zayıflama. Slim Bal. Onu tanıtacağız efendim. Hep birlikte bakalım nasıl zayıflayacakmışız. Ben giriyorum seanslara. İnanın 130'la başladım şu anda. Hatta bu arada çok yedim. Evet. Ama o şeylere devam ediyorum. Şu anda 120 santim, 123 santimim. Bakalım santim ne yapacağız? Yapmış. Evet, çok güzel bir şey. Şimdi kısa bir ara, sonrasında Gündür Küçük Güzellik Merkezi bizlere, Gündür Hanım bizlerle birlikte olacak efendim. Reklamlar diyorum. Hoşçakalın şimdilik. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. İlk bölümümüzde çok değerli tiyatrocu kardeşlerimiz, Almila Tiyatro Atölyesi yönetmeni Mahmut Yıldırım ve oyuncularından, yani bir sonraki oyunlarında başrol oynayacak olan çok değerli Ezgi Melda Yılmaz kardeşimi ağırladık. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Benim meslektaşlarım olunca bir başka oluyorum sanki, bilmiyorum. Çok değerli konuklarımız da daha da farklı şey yapıyoruz. Onlardan biri de tabii ki çok değerli Gülnur Küçük hanımefendi. Güzellik uzmanımız efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyi, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Bir hafta oluyor. Gözümüz arıyor. Gözümüz günümüz arıyor. Geldi. Çok doğru. Tabii bu ara bu bir hafta da boş geçirmedi Gülnur Hanım. Evet. Geçtiğimiz hafta ilk gün geldi, yani bize geldiği gün aynı zamanda bir cihazı geldi. Yepyeni. Evet. Bugün onu tanıtacağız efendim. Elazığ'da bir ilk. Hatta Türkiye'de çok sayılı. Merkezler var. Evet. Bunu kullanan. Çok önemli bir, yani geçtiğimiz yıl biliyorsunuz bölgesel inceleme, Lipovav'ı işlemiştik. Ama onun her geçen yıl yenisini üretiyorlar. Daha etkili versiyonları üretiliyor. Evet. Sağ olsun Gönül Hanım da hiçbir zaman Elazığ bu konuda mağdur etmiyor. Hemen Elazığ'a ilk getiren kişi oluyor. Evet. Çok da iyi yapıyorsun. Gülnur Hanım. Kesinlikle. Şimdi onun ayrıntılarını, özelliklerini, bir öncekiyle farklılıklarını konuşacağız kendisiyle. Gerçekten beni de davet etti. Ben de biliyorsunuz artık Gülnur Hanım kobay olarak görev yapıyorum. İnşallah ben de gireceğim ona. Bu ayrıntıları da sizlerle tartışacağız, konuşacağız. Yani ben biliyorsunuz çok samimiyim bu konuda. Hemen söylerim. Kesinlikle öyle. Kötüyse iyiyse iyi. Acı varsa acı, yoksa kesinlikle yok. Kesinlikle öyle. Aynen değil öyle. Mi? Biz şeffafız. Evet. Ben bile söylüyorum. Vallahi Gülnur Hanım da söylüyor. Biraz acıdı mı? Ne diyor? kendi paylaşımlarında. Evet evet. Programımızda. Vallahi söylüyorum. Evet. Gülnur Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk herkese. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Gerçekten günler artık yetmiyor gibi. Ama yine de çok mutluyuz. Allah'a çok şükür. Çarşamba gününü iple çekiyoruz. Miladun Mutfağı. Bu güzel sohbet, muhabbet, bu ailede birlikte olmak. O kadar çok izleyeniniz var ki gerçekten bir hafta boyunca işte Miladun Mutfağı'nda gördük, siz burun yapıyormuşsunuz, dudak yapıyormuşsunuz. Hepsine kucak dolusu sevgiler. Yalnız bırakmadıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Güzel geçiyor kısacası. Aynen de öyle. Gerçekten geçtiğimiz hafta bu dolgu, yani iğnesiz dolgu. Kesinlikle öyle, evet. Mezoterapi gibi burun, bir işlem yapıyoruz. Dudak ve yüzün o çizgilerinden bahsettik biliyorsunuz. Artık bazı yaşlar ilerledikçe... Siz değil, ya, sizi tenzih ediyoruz. Hemen bana bak. Hiçbirini almadım ben. Bu hani kaz ayaklar efendim, şu erkeklerimizde ya da hanımefendilerde, kadınlarda oluşan şu çökmeler var ya zaman içerisinde. Onları rahatlıkla giderebilecek bir cihazdan bahsettik. Aynen. Yine sorularınızı bekliyoruz olur ise. Çünkü çok etkiliymiş. Ben de zaman bulamadım, gidemedim ama gideceğim. Beylerin bile dikkatini çekti. Bey danışanlarımıza da yapıyoruz. Görüyor evet. musunuz bilmiyorum ama gerçekten ciddi anlamda bir talep var. Olacaktır da. Evet, güzel gidiyor. Ve bu hafta da geçtiğimiz hafta cihazın yeni gelmesiyle tanıtmadık biliyorsunuz. Bir prova aşaması geçirdi. Aynen öyle. Bu hafta da o yeni cihaz, yani bölgesel incelme, Lipovav'ın daha gelişmiş bir halini sizlere tanıtacağız. Bu arada görüntülerimiz var o cihazla ilgili, evet. zannediyorum. Evet. Onlar da ekranımıza gelecek, rejimizden rica edelim bir sohbet ederken. Efendim, şimdi Lipovav'dan farklılığı nedir bu cihazı bize tanıt? Ama siz mutfağa gitmediniz değil mi? Anam, ya sen gelince unutuyorum işte böyle. Zil bırak koşun. Öyle bir sohbete dalmışız ki. Evet, evet. Yine bölmek bile istemedim. Yani. Doğru, iyi yaptın. Peki, çok aynen teşekkür öyle. Ederim hatırlattığın için. Ben bekliyorum, sıramı bekliyorum. Evet, iyi oldu. Hemen şefime dönüyorum. Şefim, efendim
hani ekranlarını yeni açanlar için bir de iki tane her zaman olduğu gibi günün menüsü var, yemeğimiz var. Onlar da Sezai Şöv neylerdi? Onları bir söyle. Önce bir patlıcanlı ekşili bir köftemiz var. Patlıcanlı ekşili köfte, etsiz evet. Ama bu. Etsiz, evet. Evet. Bir de boranı. Genel adıyla boranı ama bizde yoğurtlu pirpirim. Yoğurtlu dediğimiz. Pirpirim, evet. Perper aşı. Perper aşı. Yoğurtlu perper aşı. Evet. Bunu biz öz hazırlığını yaptık zaten. Pirpirimi haşladık, süzdük, soğumaya bıraktık. Çok özür dilerim. Rejiden rica edelim o malzeme listeleri sırasıyla. Pirpirim yani perper aşı ya da yoğurtlu pirpirim ve ekşili köftemiz efendim. Sırayla böyle gelirse sevinirim. Onun üzerinde konuşalım. Buyurun. İşte pirpirimi önce temizledik, ayıkladık, haşladık. Ondan sonra suyunu süzdük, şu an soğumaya bıraktık. Çok doğru. Yoğurtlu, şey, sarımsaklı yoğurt hazırladıktan sonra zaten karıştıracağız. Üstünde bir tereyağlı fokaçayla dağılacağız ama pulberli. Biraz daha yakımız olacak. Pulberimiz de biraz acı. Yani biraz acı olan için biz 30 gram yazdık. Galiba biraz eksik kullanacağız. Evet. Çünkü 30 gram biraz fazla acı yedir. Evet, çok acı yedir. O şekilde hazır olur. Diğer taraftan köftemizi yoğurduk. Daha yuvarlayacağız, gındırlayacağız. bu arada şeyi de sebzesini de türlü misali yarım pişirdik ama. Gösterelim şöyle, evet, şeye gösterelim şu kameraya. Şöyle. Onu bir yarım pişirdik, tam pişmedi. Evet, pişireceksiniz. Tekrar köfte atacağız içine, köfteler birlikte geri kalan pişecek. Ondan sonra servise hazır olacak, afiyet evet. Olsun şimdi. Dediğimiz gibi bu etsiz ekşili köftemiz, palo usulü. Bir de bunu kıymasına iki defa çekilmiş yağsız kıyma evet. Kullanarak etli de yapabilirsiniz. Aslında buna Adana yöresinde fellah köfte diyorlar. O fellah köfte biraz farklı. Sebzesiz gibi o. Evet. Yani ben de öyle biliyorum. Kıymasız olduğu için. Yani yapılış aynı değil ama susuzdur o. Söz, evet. Evet, sosludur. Yani onda etli olanına da biz dilim dolma diyoruz. Evet. Günün Hanım sen ne zaman yemek yapacaksın? Valla ne zaman ya isterseniz. O güzellik merkezlerinin kapalı olduğu dönemde. Pandeminin o zamanlar efendim. Level atlamıştı. Ne güzel rahatlı geliyordu bize yemekler, börekler yapmıştı. Sen yoktun. Hiç sorun yok. Ya, siz yeter ki isteyin ben yine yaparım. Şu anda her hafta yeni bir cihaz geliyor. O cihazı anlatmakta yemeğe fırsat gelmiyorduk. Evde bile yapamıyoruz. Kesinlikle öyle ama ben mutfağı çok severim. Yemek yapmayı da çok severim. İnşallah yaparız yine. Yaparız. Farklı bir tarif yaparız. Mutfak sizin artık ben tabii ne diyeyim. Tabii ki ne demek. Vallahi. Büyük bir keyifle inşallah yaparız. Bir gün gel de ki ben bugün yemek yapacağım. Yani ben buna ne diyeyim. Aynı teklif tüm ev hanımları için de. Çok değerli Elazığlı kadınlarımız. Konyalı özellikle bana çok yazın çok ısrar ettiler. Hiç Konya yemeği yapmıyorsun dediler. Evet. Ben onlardan da bekliyorum. Konyalı hanımefendileri buraya davet ediyorum efendim. Gelsinler o güzelim yuvarlamaları. Tandırlarını, mevlanalarını, pidelerini, evet. Bamya çorbasını Konya'nın. Bilir misiniz bilmiyorum. Hı, bilmiyorum. Bizim bamyamıza, bamya yemeğimize, kuşbaşılı. Evet. Onlar bamya çorbası diyorlar. Ve onlar da çok önemli. Özellikle düğünlerinde çok önemli bir yemek. Çok her yörenin var işte böyle güzellikleri ama. O çiçek bamya var ya küçük bamyadan evet. Yapıyorlar. Gerçekten de çok lezzetli yapıyorlar. Artık sürekli yapıldığı için uzman olmuşlar. Kesinlikle öyle. Ellerine sağlık diyorum tüm Konyalı hanımefendilere. Evet, döndüm tekrar Gülnur Hanım'a. Evet. Başka bir şey yoktu değil mi şefim? Bu kadar, yok, o kadar. Güzel yemek yemekleri konuştuktan sonra yedik içtik nasıl götüreceğiz? Bunu kaybedeceğiz. Aynen. o zaman da evet, o zaman da Gülnur Küçük'e gelecekler. Efendim Nipavav'la zaten size de yaptık. Ne olduğunu biliyoruz. Her seans ben sonrasında. Ben çok eksiliyorum bu arada onu da söyleyeyim. Lipovav ultrasonik ses dalgalarıyla yağ kırıyor. Siz sadece böyle hafif bir baskı hissediyorsunuz ama orada yağ parçalıyor. Bol su tüketimiyle de ödem attırıyoruz. Olayımız buydu. Yani bunun 10 yıl öncesinde liposuction ameliyatı yapılıp gidip operasyonlar olup işte ameliyatlar olmaktansa bu cihaza düzenli olarak 10 seans geldiğinizde aynı sonucu elde ettiğinizi artık sergiledik. Herkes biliyor zaten. Evet. 4. ayımızda 3. cihazı aldık talep doğrultusunda. Net olarak gördüğümüz sonuçlar var. Çalıştığımız bölgeler üst bacak, üst kol, sırt, göbek, gıdı. Mesela gıdı aldı başını gitti. Seans yetiştiremiyoruz evet ya, artık ona biz. Yani ben onu çok net sonuçlar olduğu için. Yapılanları da gördüm. Evet. Karşılaştım. Değerli evet. Hanımefendiler, beyefendilerde de gördüm. Evet. Gerçekten o gıdı olayı çok başarılı bir uygulama. Hele şu şeyler, sarkmalarda onlarda da çok başarılı olduğunu söylediler. Ben yaptırmadım onları bilmiyorum. Ama ben belde evet. Çok etkisini gördüm. Hiç uyumadığım halde sadece 3 seansa girdim ve yaz tatili yaşandı. Arada inanın geldiğimde ben o ama su içmeye de devam ettim. O bir de siz spor yapmıştınız. Evet, yüzmüştünüz. Yüzdüm. Evet. Yani o olmasaydı geri gelirdi. Değil mi? Yani dürüstçe söylüyorum. Evet.
Sihirli değnek değil, biz kimseyi kandırmıyoruz. Sadece gittim, evet ben 20 santim inceldim, istediğim buydu. Sonra bırakırsanız kendi haline tekrar geri gelir, mutlaka ama geri yüzerek gelir. Yüzerek ne şey yap? Yüzerek, yürüyerek, biraz karın egzersizi çalışarak, göbekte çalışmışsak, su tüketimimizi artırarak, yanlış beslenme şeklinden uzak durarak siz bunu sabitleyebilirsiniz. Destekleyici biraz da. Mutlaka oluyor. Ki, tabii ki. Yani sadece bu hiçbir işlemde. Gidip karın gerdiriyorsunuz, mesela ameliyat oluyorsunuz, dikkat etmeyince diğer yıl geri geliyor. Düşünün, ameliyatta bile geri gelen bir şey cihazla tabii ki geri gelecektir. Ama bu işlemi lipoya da devam edeceğiz. Bu yeni cihaza tabii ki destek olarak. Aynen öyle. Şimdi biz bu yağı parçaladık. Yok, teşekkür ederim. Biz bu yağı parçaladık. Ne olacak? Bu yağ gidiyor. Ama bir saknalar ister istemez oluyor. Çünkü tek seansta 6 santim incelme, bu çok devasal bir rakam. Bunun artık bir şeye, kasa dönüşmesi lazım. Arayıştaydı zaten, firma da benim arayışım gibi. Onu da ürettiler. Mikrotech diye bir başlık. Geriyor biraz. Evet. Değil mi? Başlık toparlamış. Yine vücudun belirli yerlerinde farklı farklı fonksiyonları var. Yaklaşık 10 tane başlığı var cihazın. Hem lipoval başlığını bu cihaza eklemişler. Siz görmediniz cihazı. Çok fonksiyonlu bir cihaz. Ya ikisi aynı anda. Hem lipoval var hem de toparlama var. Aynı cihazı tek bünyede toparlamışlar. Mesela öncesinde 3 seans size göbek çalıştık. Parçalandı. Siz farkı gördünüz. Artık bir toparlama lazım. Bir spor gerekiyor ya. Yani, o süreçte de mikrotaça. Yani sinir beynin, evet, diğer kısmına sizi davet ediyoruz. Yaklaşık göbek bölgesinde 20 dakika çalışıyoruz. Sağ lob, sol lob 10'ar dakika diye. Bu ayrım yaptıktan sonra siz kalktığınızda sanki gitmişsiniz bir saat futbol maçı yapmış gibi yorgun hissediyorsunuz kendinize. Çok büyük bir acı değil ama yoruluyorsunuz. Yorgun olursunuz. Şey, oturduğunuz yerde yani spor yapıyorsunuz. Bildiğiniz kaslarınızı çalıştırıyoruz. Ben bayağı yoruldum, onu da söyleyeyim. Evet. Bir halt et, özür dilerim. Efendim, bir hediye bademimiz vardı. Bir 10 kilo kadar. Onu Elazığ'ın değerli bir çerezci firmasında fabrikalarında kırıyorlarmış. Badem kırıyorlarmış. Verdik oraya, kırdırdık. Evet. Değerli izleyenler, yalnız kırmak yetmiyor tabii. Bir de onun ayıklaması lazım o. Kabukların içerisinden bademlere anam, vücut idmansız ya. Evet. Bir de ben bir huyum var. Bir şeye başladım, onu bitirmeden bırakamıyorum maalesef. Sabah saat 4:30'du şefim. Yani keşke siz kırsanız, makine ayırsaydı. Yok. Ne kadar uyuyor onu da. Keşke ikisini de yapsaydı. İşte bak, yani. Bu estetik anlamda yenilikler geliyor ya. Evet. Bu alanda da bir yeniliğe yenilik ihtiyacı var bunun mesela. Evet. İşte biri parçalıyor. Evet. Lipovov'da. Silim devle de toparlaması lazım. Onu da ayıklaması lazım. Çok güzel bir örnek oldu. Evet, güzel oldu. Efendim, mesajlarımız da geliyor. Onlardan da okuyacağım. Yalnız siz buyurun devam edin. Ümür Hanım, ben... Yani siz zaten bayağı bir kas çalışmışsınız. Kol kası. İşte onun gibi düşünün. Evet. Duvar sildiniz 2 saat, hani kolunuz kalkmaz veya pilatese gittiğinizde 2 gün karnınız ağrır. Sadece 20 dakikada bunu size sunuyoruz. Yüz liftingi... Seans 20 dakika mı sürüyor? Evet, 20 dakika sürüyor. Kol bölgesi 30 dakika, 15-15 şeklinde. Sizin, çünkü bu sarsarak, siz videoları kaçırmışsınız. Fatih Hocam'a yaptık, yani böyle oluyor eli. Sanki diyorum ki sen kapının önünde dursan bayağı günlüğün artar. Evet. Böyle şey gibi, sakatmışsınız gibi oluyor. O kadar ki güçlü bir cihaz. Parkinson gibi. Evet. Değil mi? Aynen. Sallıyor, Alzheimer, Parkinson hastalarında olur. Öyle sizi o şekilde toparlıyor dokuyu. Yüzünüzde mesela kaşınız böyle iniyor kalkıyor yüzde çalıştığınızda. Peki sinirlere falan bir zarar olmuyor? Hayır, hiçbir zarar yok. Bu önemli soru. Tam tersi, mesela felçlilere bile rehabilitasyon merkezlerinde bu sistemle çalışılıyormuş. Bunu da bugün öğrendim ben. Ciddi misiniz? Evet. Mesela yüz felci, ayak felci. Bir fizik tedavi. Aynen öyle. Kasları çalıştırıyor. Kasları çalıştıran her şey zaten vücuda faydalıdır. Kan dolaşımını hızlandırdığı için hem teninizin rengi güzelleşiyor, hem de selülit gibi kötü görsel, sarkmış kol, göz çevresindeki kırışıklıklar, bunların toparlandığını birebir düzenli olarak gelindiğinde yakalıyoruz. Hülya Hanım, diğer cihaza, bir cihaza başladık. Evet. Şu anda 3. cihaz diyelim. Allah'a çok şükür. Ben eminim şu anda da bu 1'le başladı ama bu 3-4'e de gidecek. İnanın gibi. İnanın ki bu silim evde geliyor. Ben de onu çok kısa, ya böyle 2 aya kadar ikincisi gelecek gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten sonucu çok iyi. Ki tanıtmadan yoğun tanıtmadan, ilgi var. Tanıtmadan, inanın tanıtmadan. Değil mi? Şu an ben gelirken 3 kişi kapısının önünde bekliyordu. İçeride bir danışan vardı, 3 tane de sırada, evet, bekliyordu. Yani bu ne demek? Sonucu gördükleri için, yani evet, kaşıma gözüme gelmiyorlar, o sonuçlar kesinlikle mutlu ettiği için. Kesinlikle. İnşallah daha da iyi olacak. Olacaktır diyorum. Efendim, hocam bu cihazın LipoWow'dan farkı ne demiş?
daha mı etkili? Acaba demiş. Bizim üyemiz mi? Daha etkili diye bir kıyaslama yok. Bakın yine söylüyorum, o cihazın üzerinde yine Lipovav'ın başlıkları da var. Aynı şey var yani. Sadece toparlamaya ihtiyacımız oluyor. Mesela daha geliştirilmişi diyelim mi? Aynen öyle. Ama Lipovav'ı da ben bir şey yapamıyorum. Hani onun olmazsa ben bununla toparlayamam. Mutlaka evet. Onunla mesela kombin yapıyorum ben zaten. 5 seans Lipovav aldıktan sonra sizi silinme ve davet edeceğim. Yüz haricinde yüzde. Çünkü Lipovav'ın herhangi bir fonksiyonu yok. Sadece silinme evde var. Evet. Kaz ayağında, nazolabiyalde, kaş, bu tarz kaş çatışmasında falan hepsinde kullanılabiliyor. Aa. Yüz liftingi diye geçiyor. Ha, bu hem Lipovav hem lifting. Evet. Hepsi var. Ben keşke ben sizi bir seans alsaydım. Aha. Da şu an Fransız anlatmasaydım. Bir seans değil, topyekun. Ben alıştım artık. Evet, görüntülerimiz de geliyor evet. Değerli izleyenler. İşte yeni cihazın etkilerini gösteren görüntüler kol de. Kol bölgesindeki incelemeler. Bu öncekilerde de var evet, tabii. Evet, tabii öncekiler de var. Evet. Gıdıların gidişi. Ha, gıdılar evet çok etkili gerçekten. Bayağı etkili oluyor gıdıda mesela, demiştik. Mesela dün bir tane danışanım var. Onun izin alarak bu yorumu yapıyorum. Kızımız 25 yaşında. 3 tane mide operasyonu geçirmiş. Vücudunda öyle olsun. Evet. Ameliyat izi olmayan hiçbir yeri kalmamış. Arkadaşım çok güzel, prenses gibi bir kızımız. Ama estetik kaygısı olduğundan mide operasyonundan sonra 35 kiloyu bir anda verince her yerinde sarkmalar olmuş. Ve bu da sürekli gidip estetik olmuş. Başka şehirde, orada, burada. O iyi demiş, ona gitmiş. Bu iyi demiş, ona gitmiş. Kızın vücudu harita gibi şu an. Anlıyorum. Kollarını da yaptıracaktı. Bizimle tanıştı. Çok şükür. İyi ki de gelmiş. Yani inanın gözyaşlarıyla anlatıyor. Şu an kızın kolları düzeldi. Yani %80'i düzeldi 6. seansında. Abla diyor Allah razı olsun ben artık ameliyat olmayacağım. Ben gidip yine o hastane köşelerinde yaptınız. Uğraşmayacak. Lipoyla parçaladık. Şimdi silinmeyle toparlıyoruz. Eminim ki çok mutlu zaten artık ameliyat olmayacak. Yani şey. Çok ruhen de çok iyi hissediyorum. Bu açıdan da çok hoşuma gidiyor. Yani bunu görmek bir annenin, annesi de çok mutsuzdu. Mutluluklarını yaşamak çok hoşuma gitti. Onun da görseli var. Kolunu paylaşmıştım. Birazdan eğer gelirse gösteririm. Gösterelim. Çok ciddi sarkma vardı. İnanılmaz toparladı. Evet. İyi yayınlar. Ben kalça bölgemdeki yağlanmadan şikayetçiyim demiş. Bu işlemi yaptırabilir miyim demiş. Kesinlikle yaptırabilirsiniz. Bölgesel çalışıyoruz zaten. Bölgesel incelme yapıyoruz. Ben diyetisyen değilim. Sizi zayıflatma gibi bir vaadim yok. Sadece gözünüze batan fazlalıklar, yıllardır gitmeyen, sürekli uğraşıyorsunuz, doğumlardan kalan, erkekte de işte göbek mevzusu 30 yaşından sonra yağ olarak kaldığı için biz bunların gitmesini size vaat ediyoruz. İncelmeyi vaat ediyoruz. Yani işte örnek veriyorum, geldiniz 80 kiloydunuz, ben sizi 70'e düşüreceğim demiyorum. Basen sorununuz var ve gitmiyor. Spor yapmaya da vaktiniz yok. Bu şekilde bir, böyle bir ortamda çünkü... Niyetinde diyetisyen değilsiniz. Evet. Estetisyen ya da güzellik evet. Uzmanı. Aynen. Adı. Bölgesel incelme tam bu şey için çok ideal bir şey. Kesinlikle yani öyle. Beğenmediğiniz bir yeri gidip bu şekilde geleceğiniz duruma kurtulabilirsiniz. Veya çok bir doğru. Diyet listesiyle birlikte yaparsanız bir diyetisyene de gidebilirsiniz bu süreçte. Evet. Benim işim daha da kolaylaşır. Evet, çok haklılar. Efendim, ya bu bugün internet, evet. Yine gitti ekran. Ya bu hiç... Gözünüzden görüyorum. Görüyorsunuz ya. Değil mi? Ekran gidiyor, geliyor. Ben... Sorun yaşıyorum, kusuruma bakmayın. Acaba tabletten mi, internetten mi çözmüş değilim? Her ikisi de var diyorsun. Canlı herhalde. Yayın olunca böyle şeyler olabiliyor. Evet. Evet. Standart bir seans sayınız var mı demiş, yoksa paket uygulamasını mı yapıyorsunuz çok demiş. Çok güzel soru. Evet. Lipovav'da 10 seans uyguluyorduk ama silinme evde 2 günde bir gelme şansına sahip olduğunuz için hani haftada 3 gün spora gidin diyoruz ya, bu onun gibi bir şey. 15 seans paket olarak size tavsiyem bu yönde. Tek seansla önce sonrası yaptığımızda evet tatmin olabilirsiniz ama bunu bir korumaya almanız lazım. Net olarak sonucu alın öyle gidin istiyorum ve paket fiyatları oldukça uygun tutuyorum ki tek seans daha cazip gelmesin. Paket mantıklıdır her zaman için. Danışan, fiyat veremiyoruz ama uygun bir çok şey uygun, değil mi? Merak etmesinler. Yani spor... Fiyat yardımcı oluyor zaten Gülnur Hanım. Onu kesinlikle öyle. 15 seans davet ediyoruz sizi. Kesinlikle paket sistemi sizler açısından çok daha mantıklı olur tek seanstansa. Evet. Hocam önemli sorular geliyor gerçekten. Artık evet. Alıştı bizim izleyicimiz biliyorsunuz. Benim soracağım soruları onlar benden önce sormaya başladılar. Yaş sınırı var mı demiş. Kızım 16 yaşında. Basenlerinde biraz bacak ve bacaklarında problem var demiş.
Yaş sınırı yok, gelebilir, hiçbir sıkıntı da arz etmez. Çünkü vücudun herhangi bir deformasyonuna neden olmuyoruz. Tam tersi estetik olarak daha güzel durmasını ve kendisini daha çok sevmesini sağlıyoruz. Ama bu kızımızın önce bu beslenme şekline de bir dokunmak lazım bence. Biz evet yok ederiz, gider, sonra yine aynı şekilde devam ederse geri gelebilir. Yaş itibariyle rahatlıkla yemeğe müsait yaşlar. Eğilimliler, kötü beslenme eğilimliler. Ergen yaşlar çünkü. Evet. Buyursun gelsinler, bir tanışırız en azından. Evet. Bakalım ne kadar yol alabiliriz. Şimdi hocam ben şunu da sormak istiyorum. Yaş alt sınırı verdik. Yani evet, gelinebilir yani. Pek bir üst sınırı var mı bu işin? Üst sınırı çünkü da yok. Çünkü sarkmalar yaşlılıkta hayır, malum. Hayır. Hiçbir yok. Üst sınırı da yok. Gelebilirler. Gelebilirler. Evet. Onu da soralım. Sadece kalp, şeker, tansiyon. Zaten soru gelir muhtemelen. Kalp pili taşıyanlara yapmıyoruz. Şeker rahatsızlığı olanlar. Ben sormuş olayım. Buyurun. Evet. Şeker hastalığı olanlara uygulamıyoruz. Hamilelere tavsiye etmiyoruz. Emzirenlere de hani yapılmaz denilmiyor ama açıkçası ben çok istemiyorum. Sütün kalitesi düşmesin. Çünkü ister istemez emziren bir danışan geldiğinde ona yemek yeme diyemiyorsun. Evet. O zaman da kilo veremiyor. Emzirdikten sonra gelin diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Günür hocam demiş, bu işlemle birlikte diyet de yapacak mıyız? Evet. Bakın işte yine hazıra konmayı hayal eden bir seyirci. Yani şöyle söyleyeyim. Hep... Zeki Müren de bizi görecek mi? Ona gibi bir durum olmuş. Evet. Diyet yapmayın. Mesela siz vücut kilonuzu seviyorsunuz. Sadece göbeğiniz var. O zaman diyete gerek yok. Orada biz zaten devreye giriyoruz. Hiç gerek yok. Ama sizin bir gidip kitle endeksinize vücudunuzun baktırdığınızda 10 kilo yağınız çıkıyorsa zaten bunu vermek zorundasınız. Daha sağlıklı, daha iyi bir görsel için. Hem diyet yapıp hem de burayla desteklerseniz mesela Mahmut Bey az önce bizim o da danışanımız Zipavav'a geliyor. Evet. Spor da yapmış, ne kadar fark var mesela Mahmut Bey'de. Ben spor da yaptığım için bu kadar iyi net sonuç görüyorum dedi. Katılıyorum ona. Beslenmeye de dikkat ederseniz bir de Slimwave ile Lipovav ile sizi birleştirirsek sonuç sizi daha da mutlu eder. Bu her şey için geçerli. Yani sadece geleyim 30 dakika işte muhabbet edelim değil. Mutlaka beslenme şeklimiz değişirse mutlu olursunuz. Çok doğru. Hocam ben 3 ay önce doğum yaptım demiş. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Ben de bir mukavele katılıyorum. Hamilelikten kalma kilolarım var. Bir sakıncası var mı demiş. Muhtemelen şu an emziriyor. 3 ay önce. Evet. Dediğim gibi bakın emzirenlere uygulanabiliyor. Mesela basen çalışacağız. Sütle hiçbir alakası yok. Ama siz otomatikman benim oraya gelenler gerçekten... Sağ olsunlar, hepsini çok seviyorum. Dediklerimizi kayla alıyorlar. Hamur işini kesiyor. Beslenme şekline dikkat ettiği için sütünüzün kalitesi düşebilir. Hani bebeğe süt yetmeyebilir. O yüzden bebeği biraz daha büyüttükten sonra gelmeniz benim açımdan daha sağlıklı, daha vicdanen rahat olurum. Evet. Şu an siz bebeğinizle iyi vakit geçirin. Biz buradayız, kaçmıyoruz. Bir yıl sonra gelin, hiç sorun yok. Ama bu süreçte tabii ki kendi çabanızla bir şeyler yapın. Tamamen ipin ucunu bırakınca gidiyor çünkü. İşte hamileyim, kilo alayım, emziriyorum, yiyeyim. Bu da yanlış bir mantık. Sonrasında çünkü gerçekten insanın morali çok bozuluyor. Sadece siz bilinçli bir danışan olun, dikkat edin kendinize. Ama bebeğinizi anne sütüne mahrum bırakmayın. Sonrasında o fazlalıklar için biz mutlaka devreye gireriz. Evet, teşekkür ederim. Bu arada o görüntülerimizle biraz yürümek istiyorum. Çünkü mesajlarımız geliyor. Onları da okuyacağım. Ama mesajla da boğmak istemiyorum. Evet. Sorulara boğmak istemiyorum. Evet. Çünkü bu cihazı anlatacağımız çok şey var. Evet, kesinlikle. Mesela sormadık henüz acı var mı acı diye. Her zaman. Evet. Gıdık yine. Gıdı. Gıdı. Gıdık. Evet. Yani güzel. Gıdı. Evet. Yani çizgi bile yok. Evet. Bakın. Netleşmiş. Farklılığı görebiliyorsunuz. Bir sonraki görüntüde de aynı şekilde. Bir sarkma varmış. O bacakta çok güzel. Bakın tek farklı seansta bacağın musunuz? Yarısı yok sanki. Evet. Yine gıdı yok. Yine yok. Çok doğru. Yine bir gıdı seansı. Tabii ki herkeste aynı sonucu elde ediyoruz desek yalan olur. Günür Hanım ne aklıma geliyor biliyor musunuz? Bir insan sizin oraya yani vücudunda mesela sarkmalar olabiliyor, kilolarından şikayetçi olabiliyor efendim. O temizlikten vücut evet, siyah nokta. Tüy, siyah topyekün nokta. Paket almalı ya. Öyle oluyor zaten Milat Bey. Vallahi yani böyle şikayetler olan evet, ki evet. Her insanın. Öyle oluyor. Bunlar ortak sorunları zaten. Kesinlikle öyle. Zaten ben de o talebe göre bunları oluşturuyorum. Yani talebi görüyorum, sıkıntıyı görüyorum. Bir bayan neyle mutlu olur, nasıl yapsam
dokunabilirim onun hikayesine. Oradan yola çıkarak zaten. Ve şöyle bir şey mesela bir şeye gelen bir şey daha istiyor. Yani diğerleri istiyor, onu bayan da istiyor. İşte 2017 yılında yazılmış lazer üyemiz. 2020'de bakıyorum kadının tam 6 tane paketi var. Bütün işlemlerimizden faydalanıyor. Zaman içerisinde. Evet. Onlara ama beyler beni, da sağlıyorsunuz diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama beyler beni hiç sevmiyorlar Milat'ı. Artık yeter niye? Diyor. Niye? Sen ha ücret sürekli masraf. Ulan sürekli ne istiyorsun? Masraf. Garları yeniliyor. Vallahi sürekli masraf. Ya benim amiyene tabirleri ne olur yanlış kesinlikle anlamayın. Kesinlikle öyle benimki de öyle. Hepsi başımızın tacı. Tabii ki. Sevdikleri yani, için nazarı geçtiği için gerçekten telefondan söylüyor. Yeter artık bir şey hayır, getirme. Hayır niyetiniz başkaysa yani bilelim. Bütçemizi çok zorluyorsun. Evet. Yeni bir cihaz getirme. Ne getirsem diyor. Hanım diyor ki yarın gidiyorum Gündür'e. Getirme artık ablacığım diyor. Bir şey getirme yeter bu kadar. Evet bir de şu durum var. Gülnur'a. Bizim Gülnur. Evin, aynen öyle. Evin kızı Gülnur. Ben bu evet. algıyı çok memnunsun seviyorum. Mi? Hep de böyle gider inşallah. Değil mi? Her i̇nşallah. Evin bir Gülnur'u. Aynen öyle. Çok güzel. Kesinlikle. Güzel bir tabii tabii. Yani, bu beni yani, mutlu ediyor. Kendilerine yakın görmeleri çok güzel. Evet. Çok hoş Gülnur Hanım'ın. Benim çok takdir ettiğim bir insan. Samimiyetimle söylüyorum. Allah buradan içtenlikle söylüyorum. Elazığ'a vermiş olduğu hizmet tartışılmaz bir de. Yani bu işlemler için İstanbul Ankara'ya günübirlik giden gelen insanlar var. Abartmıyorum çok, biliyorum, gerçekten. Biliyorum. O şekilde yani. Ay diyor sende bu cihaz varmış ben Ankara'ya gidiyordum. Artık bize geliyor. Gündür Hanım bir de mesela biz nasıl izleyicimizin gözüyle programı yönlendiriyor isek. Evet. Sen de o danışanlarının senin isteklerini. O, çünkü müşteri demiyor dostlarım evet. diyor. Evet kesinlikle ben onların öyle. Gözüyle yani ne ihtiyaçları var ise onu eğim göstererek o cihazları getiriyor. Evet, bu yönünü de çok beğeniyorum. Diyeyim. Efendim Milat Bey programınızı zevkle izliyoruz. İzliyoruz demiş. Konuğumuz güler yüzlü oluşundan alışık olmadığımız bir güzel program oluyor demiş. Verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Coşkun Şengüz. Benim çok değerli arkadaşım. Coşkuncuğum sana da hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten sağlık durumunu epeydir sormadım. O biraz diyabet hastası. Geçmiş olsun. Zaman zaman sohbet ediyoruz telefonla da olsa bu süreçte. Evet. Çok geçmiş olsun diyorum. Ayağında bir sorun vardı. İnşallah o halloldu. Bir de kardiyologla Mehmet Bey, Mehmet Akbulut'la da beraber gideceğiz inşallah. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Coşkun kardeşime. Evet, bir başka mesajımız yine. Ben soracaktım. İşte acıyı dedim ya acılı. Acılı. Biberimiz acılı efendim. Şöyle diyeyim. Acılı bir işlem mi demiş. Benim ağrı eşiğim çok düşük demiş. Hmm, o biraz sıkıntı işte. Yani şimdi. Bu yeni cihaz. Yeni cihazda dereceyi yükselttikçe sonuç daha başarılı oluyor. Bunu danışana soruyorum. Diyorum ki bak şu an 1 ile çalışıyorum. Çok az hissediyorsun. 2'yi aldığımda bir tık hissedeceksin. 3 böyle gidiyor kademeler. Hmm. Biz ona sormadan konforlu geçmesi lazım. Ben kızlara sürekli toplantıda da söylüyorum. Arkadaşlar kimsenin canını acıtmayın. Çünkü bakım merkezi demek rahatlama demektir. Bu insan buraya rahatlamaya geliyor. Acı çekmeye değil. Ha söylersiniz bakın böyle yaparsam bu kadar fark elde edeceğim. Böyle çalışırsam bu kadar farkım olacak. Bu şekilde danışana anlata anlata yavaş yavaş dereceyi yükseltiyorum ben. Sonuç... Gündür Hanım her şeyinde yapılan her işleminde bir şey var. Bence. Bir bedeli olmalı. Bir bedel olmalı. Yani evet. O acıyı hayat böyle bir şey. Evet, evet. Bedel ödemeden yoksa hiçbir şey olmaz. Değer olmaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Değer olmaz. Hatta bazen bazısı hiç acımadı. Ay niye acımadı ki bir değişiklik mi olmadı? Bu soruyla da karşılaştığım için sıfır acı dersem yalan olur. Bir tık acı hissedeceksiniz ama dayanılmayacak bir acı değil. İnanın ki muhabbet esnasında kaynayıp gidiyor. Acı eşiği düşük bence olanlar bile yükseltebilirsin diyenleri duydum. Lipova'da bir acı yoktu. Bu bir tık daha farklı. Tabii o göğsümün bastırmaları. O haricinde. Evet. Yani, şeyin de. O da bastırıyor. Göğsüm dedi benden daha mı hızlı basar? Ben dedim Hüseyin ya yavaş. Evet. Evet. Abi onu övüyorsun tabii, dedi. Tabii tabii o zamanlar öyle bir muhabbetler de artık. Hüseyin kardeşime Göğsüm Hanım'a da selamlarımı getirdim. Beykat'ı bizimle bir savaş halindeydi. Evet. Evet. Acılı bir işlem mi dedik? Evet, çok bir acı değil. Dayanırsanız yükseltiriz. Yok ben acı eşiğim düşük dediğinizde düşük derecelerle çalışıyoruz. Bir acı hissetmiyorsunuz. İçiniz ama rahat sefer, olsun. Yani seans sayısı uzayacak. Uzayacak. Evet. Hani mesela önce sonrası aldığımızda diğer danışanın çok daha gittiğinde üzülebilirsiniz. Çok doğru. Şöyle bir şey mi yaktı sen koktu? Yo, ya kızdırıyorum ya. Olur yani mutfaktır yani. Olur. Olabilir her şey olabilir. Onu dağlayacağız. Şefim hiç yemek yaktın mı? Tabii.
Yani acemi dönemde yaktım. Olmaz mı ya? Vallahi her mutfakta olmuştur tabii ya. Tabii ben de çok yakmışım. Hatta, şöyle yani o zaman... Ya her şeyi böyle söylemek zorunda. Vallahi çok yakmışım. Ya böyle dürüst bir insan olan... Vallahi bak biliyorum abi. Şimdi ben sana sorarken var ya. Şunur Hanım şimdi diyecek vallahi ben de yaktım. ben çok insan diyorum. Çünkü artık o kadar 2 yıldır değil mi? 3. yılımız. 3. yılımız. Yani evet bu evet. Saymıyorum. Evet. 3. yılımıza girdik. O kadar dürüst bir insan ki. Ya acı varsa acı var diyor. Tamam mı? Aynen öyle olmasın. Ya bu cihaz başarısız diyor. Evet. Vallahi bunu söylüyor, samimiyetimle söylüyor. Kesinlikle şimdi öyle. Diyorlar ki bak şunu akıllarından geçirebilir insanlar. Evet. Hanım. Ya oraya çıkıyor kimse yavrum ya ayran ekşi demez. Bu mantık vardır evet. Çoğu insanda. Ama evet. Gündür Hanım bunların dışında bir insan. Evet. Vallahi bakın samimiyetimle söylüyorum. Ben tanımadan önce sizler gibi düşünebilirdim. Kesinlikle öyle. Tanıdıkça ben Gündür Hanım'ın o kalbinin temizliği şeyini gördükçe inanın. Sağ olun, Allah razı olsun. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Böyle olması lazım. İnsanları bir yere kadar kandırabilirsiniz Minat Bey. Olmaz yani. Bu şekilde büyüyemezsiniz ki hep önünüzü tıkar. Günü kurtarırsınız çok. Sadece. İşte sizi de olmayacağı... kendilerini çok seviyorum. Evet, sağ olsunlar. Evet. Sen yakmadan bahsettin şefim. Hayırdır, ben yaktım. Şöyle, ustam bana bir çorba tarif etti. Meyve çorbası. Komik mi hiç bilmiyorum. Tarif etti, git bunu yap, getir dedi. Ben de gittim tarif üzerine yaptım. Böyle bir rengini falan gördüm. Allah Allah bunu ben mi yaptım diye böyle bir sevindim. Ondan sonra oturup gazete okuyorum. Çorba kaynamasını bekliyorum. Hiç karıştırmadan. İşte havaya girmemek lazım. Çok havaya girdim. Evet. Bir karıştım kokuyu duydum. Dibini tuttum. Dibini aldı. Ben de hiç sesimi çıkarma gözü sandım ki bir tek ben anlıyorum. Kimse anlamaz. Yani yanına almam tabii. Götürüm usta çorbayı boşaltmasa bu çorba yanmıştı. Buharını almadı. Yedi. Şefim ben bunu geliştirdim. İsti bu çorba. Tütsülenmiş. Tütsülenmiş. Evet. Hani vardı ya bir isti bir şey yaptık hatırlıyor musun? İsti çorba vardı. Bir şey yaptık biz. Seninle mi yaptık? Yok, Fezullah Şef'le. Fezullah'la yaptık. Evet. Eti, patlıcan köz. Eti falan köz patlıcan çorbası yaptık. Doğrudur evet. Var öyle ve şeyler. Ve o is kokusunun geçmesi lazım çorbaya. Doğrudur. Mutlaka ki vardır. Onu patlıcanı közlediler. Evet. Burada. Yani fırında közlemedi. Ocakta közledi ki o koku sinsin çorbaya. Doğrudur. Çok ilginçti. Ama o is kokusu da o kadar bir güzellik katmıştı ki o çorbaya. Ramazan'da yapmıştık hatırladım. Doğrudur evet. Çok harika olmuştu. Efendim merhabalar. Yaklaşık 1 sene önce bir ameliyat geçirdim demiş. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Şu an herhangi bir problemim yok. Acaba bu bölgesel incelmeyi yaptırabilir miyim demiş. Acaba hangi bölge? Direkt dikişin üzerine baskıyla çalışıldığı için sizin canınızı acıtabilir. Mesela ben de 1 yıl önce anne oldum. Şu an göbek bölgesine evet. Çalışılıyor. Hiçbir sıkıntı arz etmez. Kaç yıl önce olmuş? 1 yıl demiş. Bir yıl geçtiği için gelebilirsiniz. Bir problem teşkil etmiyor yani. Çünkü bir yılda doku kendini zaten toparlıyor. Baskıyla çalışıyoruz ama dikiş izinize değdirmeden. Ama daha görmesine yukarı. Lazım. Tabii ki en neti sizi görmemiz. Evet. Gördükten sonra daha sağlıklı şimdi bir yere. Buradan ne kadar söylersek boş. Sizin Gündür Hanım'ın salonuna gidip, Gündür Küçük Güzellik Merkezi'ne gidip orada... Bir bakıyoruz, muhabbet ediyoruz, bir tanışıyoruz evet, önce. Evet, yani tanışıp, sohbet edip zaten rahatlıyorsunuz orada evet. Da. Evet, atmosferi görmeniz lazım. Sahlep'e bekliyoruz. Sahlepler baş. Evet. Evet, fiyat aralığı nedir demiş, pahalı mı, taksitlendirme yapıyor musunuz demiş bir izleyicimiz hocam. Fiyat veremiyoruz maalesef. Bütün işlemlerimde... Bunu da buradan söyleyeyim. Açık hesap çalışıyorum. Nakit ödemeye karşıyım. Tek seferde ödemeyin. Bu tarz merkezlerde de gidip nakit ödemeler yapmayın. Nedeni bana kalsın ama yapmayın. Hiçbir şeye imza attırmıyorum. Senet yok. TC istemiyorum. Güvene dayalı bir ilişki. Kefil istemiyorum. Geldiniz, memnun kaldınız. Bir dahaki seansa gelirsiniz. Yok geleceksin, yok seni avukata veririm, yok icraya vereceğim. Öyle, bunlara karşıyım. Açık işte, hesap şansı. Bu fiyatlar çok makul. Ya. Buyurun gelin. Memnun kalırsanız devam edersiniz. Yok memnun kalmadıysanız zaten ben ne yapsam da olmaz. O yüzden içiniz rahat olsun. Fahiş rakamlarla değil ahlakla ticaret kuralları çerçevesinde en düzgün hizmeti, en ekonomik, bizi en kurtaran dip rakamlarla sunmaya devam ediyoruz. Tabii rahat de. Olsunlar. Gerçekten de öyle bir insan Gündür Hanım. O konuda da tebrik ediyorum. Ben kilo verdikten sonra demiş kollarımda aşırı sarkma oluştu. Çözüm olur mu demiş. Kesinlikle. Bu son cihaz daha çok. Evet o görsel yok evet, herhalde. Görseller verelim. En son attığım gelmiyor size. O muhtemelen gelmemiş. Haftaya da ben atayım size onu. Sağlam. O kızdaki farkı gördükten sonra %100 diyorum artık. Siz baktınız mı? Evet. Yok muydu? Yok. Tamam. O gelmedi çünkü. %100 fark oluyor.
özellikle kol sakmalarında bakın %90 demiyorum %100 fark oluyor. Biraz dayanacaksınız, dereceyi yükselteceğiz ve dediğim gibi haftada 3 gün geleceksiniz. Zaman probleminiz varsa bunu aşın. 30 dakika sürüyor işlem, bol su, bir de silim evde bir şişe sade soda içmeniz gerekiyor. Hani diğerinde hep su için diyoruz ya. Evet, bunda bir tane de soda tüketmeniz ama gerekiyor. Ama bunu şimdi ben bunu da bu uyarıyı yapmak zorundayım. Evet. Eğer efendim şimdi insanlar bazen bazı şeyler abartır. Bir, Gündür Hanım bir tane dedi bakın. Seanstan sonra bir tabii, tane tabii, diyor. Tabii tabii bir tane sadece bir ama, tane. Ama ve hayır. Suya devam tabii. Tabii ki 3 litre su ama, içiyoruz. Ama bu daha etkin olsun diye 5 tane içerseniz hayır, ya da 4 tane içerseniz. Hayır. Aman vücudu susuz bırakırsınız. Yok yok. Çünkü yok. Soda su dengesini bozuyor. Sadece bir tane. Benim böyle bir yakınım, yani bir tanışım, sevdiğim bir insan beyin kanaması geçirdi. Beş öyle tane mi? Sodayı içtiği için üst üste. Ben o yüzden bu uyarı yapmak gereği tabii hissettim ki. Yunur Hanım. Bunu ilk defa duydum ama. Evet. Vücudu suyunu yok şey ediyor? Yok ediyor soda. Çok zararlı olabiliyor. Her şeyi. Her şey öyle fazlası. Fazlası zarar. Aynen. Sodada da gerçekten büyük bir sadece tehlike var. Sadece bir şişe anlamda. Bizim için yeterli. Günlük bir şişe tüketimini diyetisyenler bile yazıyorlar aslında. Evet. Hazmı kolaylaştırdığı için. Bir şişe kullanılabilir. Silim meyvin tılsımı çünkü çok işe yarıyor. Ama su içmeyi asla ihmal etmiyoruz. Su içmiyorsanız zaten gelmeyin diyorum. Değil mi? Su içme alışkanlığınız yoksa gelmeyin. Başarılı olamam yani, imkansız. Evet. Şimdi ben niye baktım? Bir de bize WhatsApp değil de mesaj yoluyla ulaşanlar da varmış. Biz şu ana kadar inanın 5. sezona giriyorum, bu olayı bilmiyorum. Biraz bilişim özürlüyüm. Estağfurullah. Ya dedi biz mesaj atıyoruz, okumadınız. Ya Allah Allah diyorum, ben hepsini okuyorum genelde. Evet, evet. Bak eğer program sonrası bakıyorum hani önemli bir şey mi diye. WhatsApp'ta hayır dedi, ben normal telefona mesaj attım o numaraya. Ha. Şimdi ona da artık bakmaya başladım. Çünkü atlamış olmayalım evet, diye. Evet. Ama biz inanın WhatsApp üzerinden mesajları dikkate yani, alıyoruz. Oraya yazılsın. Ne olur bize ekranlarınızın sağ köşesindeki numaraya WhatsApp numarası efendim o. Oradan WhatsApp yoluyla ulaşın diyorum. Şefim şeyden de mesajımız geliyormuş. Onlardan da aynı şekilde. Biz, Messenger'dan falan da yazıyorlar. Şeyden bağlantı kuruyoruz ya. Evet, canlı yayın açıyorsunuz. Facebook'tan. Facebook'tan evet, canlı yayın. Canlı yayın açıyoruz. Evet. Oradan da bize sorular gelebiliyormuş bazen. Hı-hı. Onu da atlıyormuşuz. Geliyor. Aflarına da sığınıyorum. Hı-hı. Evet. Yani ben özellikle belirtiyorum yani buradan değil geldiğinde de. Geldiğinde sen sor bize. Tamam. Tamam. Yani evet, sen de aynı şekilde Gündür Hanım'a sorularını sorabilirsin. Aynen. Eyvallah. Sıkıntı yok. Şimdi Gündür Hanım. Bu cihaz, ben şöyle bir toparlama yapayım evet, istiyorum. Evet, tabii ki. LipoWow cihazının yanına geliştirilmiş hali diyelim. Aynen öyle. Bu LipoWow, evet. LipoWow yağlarla işi, bunun yağ, kaslarla. Yağ parçalıyordu, bir sarkma söz konusu olabiliyordu akabinde. Evet. Bu cihazı geliştirmişler, son halini. Evet, LipoWow kasları cihazını, da çalıştıralım demişler. SlimWow değil mi ismi? SlimWow. Evet. SlimWow cihazı, bu aynı zamanda parçaladıktan sonra gererek toparlama işlemi de yapıyor. Kesinlikle. Doğru anlamış. Aynen doğru. Yani işin özü bu. Türkçesi bu. Biri toparlıyor, biri yağ parçalıyor. Ama ikisi de kombinlenince yüzünüz daha çok gülüyor. Daha işlemden mutlu ayrılıyorsunuz. Olması gereken buydu. Lenf drenajde de ödem attırıyoruz. Bu da var evet, yine paketlerimizin içerisinde. Ama zaten ikisi kombinlenince muazzam sonuçlara imza atıyoruz gerçekten. Şimdi LipoWow paketinin içerisinde bunu da dahil etmiş aynen olduk mu? Aynen öyle. Ek bir ücret almadan ekliyorum. Şimdi şimdiye kadar paket alanlara da geçerli mi bu? Evet. Hepsine. Hatta onların umudu yoktu. Paketimiz bitti. Biz artık herhalde yeni paket açacağız modunda. Hepsine üçer seans ekledik. Üçer seans. Bu evet, işleme girecekler. Bu işleme de girecekler. Için tabii. Evet. Eğer bitmeyenler de aynı şekilde devam edecekler aynen diyoruz. Öyle. Ama bu fırsatı da kaçırmayın kesinlikle diyorum. Çünkü gerçekten kendinizi daha çok seveceğinizden emin olun. Bu çok önemli bir Slim şey. SlimWow'u bilmiyorum. Henüz girmedim. Ama LipoWow olayı muhteşem bir olay. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Hiç kimse bana bakın, tecrübe edindiğim için söylüyorum. Bu kadar emin konuşmam. Ben girdim, hiçbir etkisini görmedim diyemez. Ya su içmemiştir akabinde. Evet. Ya verilen önerilere dikkat almamıştır. Hareket etmiyordur. Ya da ben rehavete kapılıp iki kat daha yemiştir. O da olabilir. Bir de bunun yanı sıra başarısız olunabilir aslında. Metabolizma sorunu olanlar. Mesela
bağırsak tembelliği dediğimiz rahatsızlığı olanlar, bayanlar menopoz döneminde ise 30 yaşındaki bir hanımefendide elde ettiğim sonucu ben onlarda elde edemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani mutlaka ki örnek veriyorum. Şimdi nereden dedin? Pardon, anlayamadım orayı. Metabolizma sorunu yaşıyor. Evet. Yani bağırsak sorunu var. Lavaboya çıkamıyor. Biz ona ne yapsak boş. Hatta şöyle bir şey olmuş. Mesela beni takip eden bir doktor sağ olsun. Gidin orada masaj etkisi olur. Belki senin de bu bağırsakların biraz yumuşar demiş. Bununla bile karşılaştım. O bile takip ediyormuş. Gerçekten de masaj etkisi olduğundan hani hareket ettiğinizde daha rahat lavaboya gidersiniz. Bu onun gibi bir şey. Daha evet. Fazla olacak çünkü fizik tedavi gibi. Aynen şey. Bu şekilde. Yani mesela yine söylüyorum 30 yaşında hiçbir sorun olmayan bir kişide elde ettiğim sonuçla 50 yaşında bu tarz sorunları olan menopoz dönemine geçmiş bir hanımefendi de aynı sonuçları alamıyoruz. Yani bunu söyleyelim ki insanlar yine kandırılmamış olsun. Hani karşılaşıyorum diyor ki ama onun benden daha çok incelmiş. İşte onu izah etmek biraz zor. Zor. Hele hanımefendilere bu evet, daha zor. Zor. Kırmadan, gerçekten. İncitmeden evet. Nasıl anlatacağım diye düşünüyorum. Çok zor, diyorum ki size iki seans daha yapalım. Zor ya. Evet. Vallahi Gündür Hanım. Hem cizlerimi çok seviyorum ama gerçekten zor. Evet, zor. Şimdi Gündür Hanım bu işlem lipo bildiğim kadarıyla 10 seanstı. Evet, 10 seans uyguluyoruz. Bunu seans sayısı... Bununla 15 seans. Bunu 15 veriyorsunuz evet. Zaten. Evet, 15 seans. Peki lipo'la... Hani eski cihazla fiyat evet. Farkı hiçbir var mı? Hiçbir farkı yok. Aynı fiyat. Seans fazlalaşıyor. Evet, fiyat aynı. Fiyat aynı. Kaçırmayın. Vallahi kaçırmayın. Kesinlikle öyle. Ha, zannetmeyin. Bunun bir üstü gelmeyecek. O da gelecek. Ama ona da dahil olacaksınız anladığım kadarıyla. O da gelecek. Var mı aklında bir şey? Aslında benim çalıştığım firmalar böyle. Yani burada çocuğu, açıklamıyorsun değil mi? Oturduğun vallahi yerde bak, yeni gerçekten. Cihaz yapma peşinde. Öyle olunca otomatikman... Valla ya bu cihazlara, sürpriz olsun bu cihazlara para nasıl yetiştiriyorsunuz? Valla hiç sormayın. Size dedim ya geçen gün evet. Hayalimiz var bir tane o taraflarda böyle güzel bir yazlık size komşu olacağız. Evet inşallah. Mersin inşallah. Anamur tarafında. Diyorum zaten bu cihazlara yatırdığım parayı biriktirseydim villa dikmiştim ben orada. Vallahi olsun. Olsun tabii ki kesinlikle. Her şeyin yeri zamanı işimize güzelliği var. İşimize yaptığımız yatırım kesinlikle her zaman daha iyi benim için. Yani her şey eksik olabilir ama iş yerim tam olmalı. Ya ne yaparken mutluysan. Onu yapacağız. Aynen öyle. Aynen. Bakın siz bundan mutlu oluyorsunuz. Evet. Ben bunu görebiliyorum. Kesinlikle öyle. Gündür Hanım gerçekten işini severek yapan bir insan. Evet. Bakın bazı insanlar görüyorum mecburiyetten yapıyor. Yani severek değil. Evet. Yani sırf kazancı olsun diye aynen. Yapıyor. Ama bir işi hem kazancıyla hem severek yaptığınız zaman var ya tadına doyum olmuyor. %100 katılıyorum. Yorulduğunuzu hissetmiyorsunuz. Evet hissetmezsiniz. 7 gün çalışıyorum ben ve yaklaşık 10 saat falan çalışıyorum her gün. Gerçekten yorulduğumu hissetmiyorum. Çünkü doğru. O sonuçları almak, insanlara dokunmak, iyi gitmesi, talebin bu kadar fazla olması çok hoşuma gidiyor. Önce zamanın geçtiğini hissetmiyorsunuz. Zaman bitti değil mi abi, yine? Aa, evet ya. Burada zaten yayın böyle. Bizim öyle. Hemen bitiyor. Evet, şöyle bir yemeğimizi gösterelim. Zamanımız da bitmiş. Şey mi? Anam ne zaman geçti hakikaten ya? Ben az önce baktım. Buçuktu şu anda 42. Vallahi çok vallahi geçiyor ya. Burada. Evet efendim ekşili dolmamız. Ve pirpirim yani pirpirim Borani. Evet Borani. Hazır. Şöyle bir ekranımıza gösterdik mi? Şunları bir gösterirsek çok daha iyi olur. Şöyle. Gündür Hanım'a ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın. Harikulade bir program yaptık. Yalnız birlikte. Bırakmayan sevgili seyircilerimize de çok evet, teşekkür ediyorum. Çok hem sağ olsunlar. Sorularınızla, desteklerinizle evet. Bizi yalnız bırakmadığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ben de sizler için bu işin alanında en iyi uzmanlarını sizin karşınıza getirmek için gayret gösteriyorum. İşte Gündür Hanım öyle bir insan. Güvendiğim kendimi... Bedenimi teslim ettiğim bir insan. Samimiyetle söylüyorum. Sağ olun. O yüzden sizlere de önerim. Çok sağ olun. Bu işi bilen insanlarla çalışın. Kesinlikle. Gündür Hanım gibi tavsiyemdir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şefime eline sağlık diyorum. Tadına bakmadım sağlık. Bakacağım şimdi şefim. Zamanımız tükendiği için hemen kapatmak zorundayız. Ayrılan süren sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi 3 kralımızdan bahsetmeden kapatmayacağım. Gündür Hanım'ın iş yerinde uyguladığı gibi. Kesinlikle. Mesafe, maske ve kişisel hijyen, temizliğimiz. Bunlara riayet ettiğimiz takdirde şu virüsten kurtulacağız. Bakın kurtulacağız. İnşallah. Ne olur riayet edelim. Evet. Ya yalvarıyorum size. Antikor vermeye ihmal etmesinler. Için. Efendim? Antikor vermeye ihmal etmesinler. Evet. Atlatmış olanlar da evet. O şefin mesela atlattığını söylemiştik. Hı hı. Hemen gitti o beyaz kanlı antikorlarını evet. Verdi ihtiyaç sahiplerine.
Çok teşekkür ediyoruz insanlık adına sana. Yani insanlık görevi bu. Ben kurtulmuş olanlardan da bunu hasreten rica ediyorum. Toplum bizim toplumumuz. Düşmanımızı esirgemeyelim. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel Hanım, tekrar teşekkürler. Yarın aynı saatte birbirinden değerli konuklar, uzmanlarımızla birlikte olacağız. Yepyeni bir lezzet, iki çeşit lezzetimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Sağlıkla kalın.